Her ne düşünüyorsan öyle değil, tamam mı baba? Ben sadece Akgün'le konuşmak için... Baba bak, şu anda çok öfkelisin, sinirlisin. Cevap verecek misin baba? Tek kelime etmeyecek misin ya? Konuşmuyorsun. Deli gibi davranıyorsun baba. Bir bakma öyle bana baba. Resmen yanına almadın ya. Yanına oturtturmadın beni. Nereye gidiyoruz biz? Arkamızda polisler var. Nereye gidiyoruz biz şimdi? Baba korkutuyorsun beni. Baba bak, yemin ediyorum sana, vallahi ya gördüğün gibi değil. Baba bana bir bakar mısın? Göründüğü gibi değil, gerçekten değil. Bak yemin ediyorum. Yapma. Yapma bak, o düşündüğün şey değil baba. Düşündüğün şey değil. Bak kötü şeyler getirme aklına. Dinlemeden, anlamadan ne sanıyorsun? Sırf Akgün'le bir odada gördün diye tutuklayacak mısın çocuğu ya? Baba sana diyorum, tutuklayacak mısın çocuğu? Bir şey söyle. Baba. Ne oluyor? Arabada kal, sakın aşağı inme. Ne demek aşağı inme ya? Savcım. Savcım. İn lan aşağı. Yağmur arabada kalacak, çıkmayacak dışarı. Baba. Ne dersiniz? Gel konuşacağız biraz, gel. Arabada kal! Tut kızı, tut ya, arabada tut. Yağmur Hanım, siz burada kalın. Biz yasal mı bu? Lütfen burada kalın Yağmur Hanım. Ne olacak şimdi? Merak etmeyin, sadece konuşacaklar. Ya neyi konuşacak? Suç değil mi bu? Gitsin karakolda konuşsun o zaman. Sana anlatıldı, bitti hikaye. Yağmur'a ne yaptın lan? Kızıma ne yaptın lan? Hiçbir şey. Elin eline değdi mi kızımın? Asla. O zaman o gördüğün neydi? Gördüğün şeye inanıp bana ceza kesmekse niyetin, buyur. Boynum kıldan ince ama gerçeğin peşindeysen eğer savcım, hastanede konuştuğumuz gibi sözü verildi. O konu orada kapandı, bitti gitti. Seni mahcup edecek hiçbir şey yaşanmadı aramızda, olmadı. Yemin ederim sana, ölmüş annemin üzerine. Ben sana ne yapacağım lan? Ben seni ne yapayım, vurayım mı? Seni vurayım mı lan ben? He? Seni vurayım mı? Hapse mi atayım? Döveyim mi? Ne yapayım lan ben sana? Benim kızım lan o, kızım. Kızım lan! Senin elin onun elini nasıl tutar ulan? Benim içim nasıl soğuyacak? Sen söyle, benim içim nasıl soğuyacak lan? Seni evime aldım. Masama oturttum. Oğlumun kızının yanında yemek yedim lan masada. Bana yapılır mı oğlum? Bana böyle bir şey yapılır mı? Baba! Ya baba ne yapıyorsun? Gelme! Ben bırakmadım Akgün'ü. Al bu kızı, arabaya götür Ali. Tamam sağ ol. Arabaya götür! Zor mu kullanacaksın baba? Gerekirse zor kullanacağım. Arabaya dön! Arabaya dön! Akgün sana söz mü verdi? Verdiyse tuttu, tamam mı? Tuttu. Bana hiçbir şekilde benden kendini uzak tuttu. Hastanede de her şeyi anlattı, biliyorum. Akgün bir şey söylesene. Hastanede bana anlattı, tamam mı? Her şeyi anlattı. Arkandan çevirdiği bütün işleri anlattı. Yağmur sen ne yaparsan yap, bu eşkıya elimden kurtaramazsın. Bu eşkıya elimden kurtaramazsın. Baba bak, ben bırakmadım peşini. Neden biliyor musun? Çünkü sana bıraktığım mektubu açtım, okudum. Aksine ya, senin merak etme diye sorgulamadığın şeyleri ben açtım, okudum. Akgün bana her şeyi anlatırken kendini suçladı. Yağmur. Ben suçluyum. Ne gerekiyorsa yap. Hayır, hayır değil, hayır değil. Gerçekten değil, ben gittim, ben bırakmadım peşini ya. Ondan nefret edeyim diye bir sürü şey yaptı, anlatsana hepsini. Uzak durmam için bir sürü şey yaptı. Ben istedim, ben istedim. Otele de ben gittim, otel odasını da ben buldum. Vazgeçmedim, tamam mı? Ben yaptım hepsini. Otele sen mi gittin? Bu çocuğun peşinden otele mi gittin? Neden gittin Yağmur? Neden gittin kızım otele? Savcım beni buradan al götürsene. Sen konuşma. Sen sakın konuşma. Cevap ver Yağmur. Neden otele gittin? Bana bunu bir anlat. Neden otele gittin? Var bir sebebi. Ne olabilir sebebi? Sebebi ne? Sebebi yok. Sakın konuşma. Savcım sebebi yok. Sakın konuşma, sebebi sus! Yok. Hiç sus! Sebebi yok Yağmur. Var dedim ya. Nedir sebebi, nedir? Bana sebebini söyle.
Nedir, sebebi nedir? Yağmur, sebebi ne? Çünkü ben Akgün'ün... Sakın! 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 Sakın Yağmur! Al götür bu kızı. Tamam, al bu kızı götür. Tamam, sakın, 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 sakın. Ağzından böyle bir şey çıkamaz. Ağzından senin böyle bir şey çıkamaz! Çık! Yürü! Arabaya geç! Sakın böyle bir şey duymayacağım. Al çocuğu getir arabaya. Ablam nerede? Gelir birazdan. Ne oluyor ya? Kim o? Aç, aç, aç. Aç. Senin? Al. Kızını getirdim, al. Buyur. Ne oluyor ya? Bırak kolumu ya, yeter. Altay, yukarı çıkar mısın? Niye? Altay, yukarı çık! Niye? Selim, ne yapıyorsun? Ne yapıyorum tabii, ne yapıyorum? Hiçbir şeyden haberin yok. Kızını bu saatte nereden topladın? Buyur, anlatsın. Anlat. Ne var saatte ya? Saat daha 9. Tamam, ne söyleyeceksen ben yokken söyle. Hiçbir yere gitmiyorsun. Burada kalacaksın, konuşacağız. Otele gidiyorum baskına. Tesadüfen kimle karşılaşıyorum? Ne oluyor? Tutuklayacağım adamla el ele göz göze kızını buluyorum otelde ya. Yağmur ne anlatıyor baba? Akgün'le bir şey yapmadım Akgün dedi sana. Mi? Akgün'le, Akgün'le. Onu diyorum işte. Akgün'le el ele buluyorum kızını ya. Ne işin vardı senin orada? Sen nasıl Akgün'le... Nasıl tabii? Ben de onu soruyorum. Nasıl? Emniyetin önünde, otel odasında kızımı bastım ben Canan. Ama sen de basmak falan saçma sapan konuşma. Yağmur bu. Anne tamam bırak. Konuştu zaten fikri değişmeyecek. Ne düşünüyorsa ona inanıyor. Bir açıklaman vardır herhalde Yağmur. Var, var. Açıklaması var. Açıklaması var. Bütün gün burada silahlı külahlı dolaşıyor beyefendi. İzmir'e gidiyor, mekan basıyor. Akşam tutuklamaya gidiyorum. Yanında kızımı buluyorum. El ele. Canan sen söyle ben ne yapayım? Ne yapayım ben? He? Hiçbir şey bilmiyorsunuz tamam mı? Sen de sen de hiçbir şey bilmiyorsunuz ya. E anlat da bilelim o zaman Yağmur. Ya bir de yetmiyormuş gibi o çocuğu bana korumaya çalışıyor. O çocuğu bana savunuyor. Bak neredeyse Akgün'e... Ne? Ne? Ne Akgün'e ne? Kızım sen bizi bu duruma nasıl düşürebiliyorsun ya? Nasıl yapabiliyorsun bunu ya? Anlat. Akgün'e ne devamını sen getir. Ben çünkü duymak istemiyorum onu. Ama bu iş burada bitmeyecek. Bak bu iş burada bitmeyecek. Çok daha sert önlemler alacağım bununla ilgili. Çok daha büyük tedbirler alacağım haberin olsun. Ne yapacaksın daha ne yapacaksın baba? Ne yapacaksın ya? Kelepçe mi takacaksın bana? Yağmur bir sus artık ne olur bir sus. Tamam. Ulan Kaan dediniz sesimi çıkarmadım. Sineye çektim. Otel odalarında kızımı el ele o herifle bulduktan sonra ben artık neye inanacağımı bilmiyorum Canan. Ben artık neye inanacağımı bilmiyorum. Ama bununla ilgili bir yöntem düşüneceğim. Bununla ilgili bir yöntem bulacağım senin kızınla ilgili. Bir daha bize bunu yaşatamayacak. Ben şimdi gidiyorum. Sabah geleceğim ve bunu konuşacağız. Savcı bu. Yalnız. Fırsat düştü önümüze dayı. Acele etme yeğenim. Keşif yapıyoruz. Takip et. Ayrılma peşinden. İfadesini aldınız mı? İfadesini alamadık savcı. Yalnız dediğiniz gibi savcım avukatla görüştürmüyoruz. Sizi bekliyoruz. Tamam avukat nerede? Burada. 24 saat görüşmeyecekler. Anlaşıldı savcım.
Bu arada otel odasındaki aramayı da sonuçlandırdık. Silahı buldunuz mu? Balistikten mekandaki mermileri eşleştirin. Organize çete kurmaktan iddianameye yazılacağım. Maalesef savcım, silahı bulamadık. Arabası, odası her yer arandı. Silah yok ya. Silah yok ya. Yeğenim, burası yeri mi? Halil Sade Bey yap dedi. Bir daha yalnız bulabilecek misin savcıyı? Kimseler yok, ıssızdayız. Tam zamanıdır dayı. Allah taksiratını affetsin savcı. Bırak şunu. Ne yapıyorsun ya dayı, sıkacaktım. Mesaja bak. Avukat karakoldan mesaj göndermiş. Akgün nezarette. Nezaretteki adama cinayeti yükleyebilir misin? Kapat kapıyı. Savcım, ifade almak için gelecek misiniz? Yok, bu gece gelmeyeceğim. Yarına kadar beklesin. Savcım, en azından yalnız dolaşmasınız. Ben size bir koruma... Koruma falan istemiyorum. Ortak dostumuzla konuşmaya gideceğim. Şimdi sen mi ifadeye alacaksın? Altay'a her şeyi anlatmak zorunda kaldım. Akgün'ün kim olduğunu, hayatımıza niye girdiğini filan. İyi. Ne güzel. Ne hissetmem gerektiğini bilmiyorum Yağmur. Kızmam gerekiyor ama... Kız. Kız o zaman anne. Seni anlamaya çalışıyorum. Yağmur, biraz yardımcı olur musun bana? Ben... Hiçbir zaman hiçbir şeyi yasaklamadım sana bugüne kadar. Akgün hariç. Değil mi? Ama haksız mıyım? Haklıyım, sen de söyledin. Akgün'le ilgili her şeyi öğrendiğini söyledin. Mektubu vermememin doğru olduğunu söyledin. Bana hak verdin. Şimdi ne oldu? Sürekli peşinden koşuyorsun. Yani çünkü kafamda bir şeyler oturmadı, tamam mı? Niye bu çocuk birden çıkıp gitti? Niye kalıp mafyoz bir insan haline geldi? Tanıdığını sanıyorsun belki ama tanımıyorsun. Tanıyorum anne. Ve haklıydım da. Ben aklımdaki soruların cevabını almak istedim ve aldım. Bu yetti bana. Aşkım, aldığın hiçbir cevap Akgün'ün peşinden koşmanı açıklayamaz. Tamam mı? Ben seni mantıklı, düşünerek kararlarını alabilen bir birey olarak yetiştirdim. Şimdi sen oradan oraya savruluyorsun. Belki de artık mantığımla hareket etmekten yorulmuşumdur anne. Babana peki bunu yapmaya ne hakkın var? Görmüyor musun adamın halini? Ya bırak. Onun tek derdi Akgün'le aramda bir bağ olması yani. Haklı ama. Haklı Yağmur. Buna da mı yasak koyacaksınız? Yasak herhalde. Sizin aranızda... Yok. Aramızda bir şey yok ya. Niye sürekli bunu sorup duruyorsunuz, yeter? Yağmur, Allah aşkına ya. Nasıl yok ya? Salak mıyım ben? Ne yapıyorsun? Beni mi kandırıyorsun? Kendini mi kandırıyorsun? Ne yapıyorsun? Sen acaba şu durumu tarif edebiliyor musun kendine? Zarar verecek bu sana. Benim zaten kendime tarif edebildiklerim bana yeterince zarar veriyor anne. Sen hayatının aşkının ardından koşarken nasıl yalpalanarak düştüğünü ben gördüm anne. O yüzden kendime dedim ki Yağmur, bak mantığınla hareket et. Kararlarımı verirken hep buna dikkat ettim ama artık kalbim koşmak istiyor. Koşuyorum, koştum. Bunun nesi yanlış?
Ya sen hayatın boyunca bu yanlışı yapmışsın. Hala yapıyorsun. İşte evet. Hayır söyle bir yanlış mı? Ama görüyorsun işte halimi Yağmur. Ben bu yanlışları düzeltmek için bugün hala bak görüyorsun çırpınıyorum görüyorsun halimi. Sen de bu yanlışı yapma istiyorum. Tamam anne yok biz anlaşamayacağız. Olmayacak. Tamam ben yalnız kalmak istiyorum. Var dedim ya. Nedir sebebi nedir? Bana sebebini söyle. Nedir sebebi nedir? Çünkü ben Akgün'ün... Sakın! 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 Ben de seni. Aşkım ben çıkıyorum. Hı hı. Selim? Yağmur nerede? Yukarıda uyuyor. Dersi geç başlayacakmış. Dokunmadım ben de. Git uyandır ablanı. Git çağır hadi. Tamam. Ne yapacak gelince? Rapor mu verecek? Verecek. Bak hala sinirlisin. Ben konuştum dün Yağmur'la. Tam söylenmesi gerekenler söylendi. Yapılması gereken şeyler var bir de. Ya ben de onaylamıyorum bu durumu. Ama şimdi senin yöntemlerini çözmeye kalkarsak gerçekten bak ters tepecek. Ayrıca ben... konuştum yani o aralarında senin düşündüğün gibi bir şey olmamış ya. Ben iknaayım annesi olarak ya. Ne mutlu sana annesi olarak ama ben ikna değilim. His olarak belki kafası biraz... karışmış olabilir ama öyle... His olarak? Ne kadar güzel ya Canan. Ne yapacağız peki o hisleri? Biraz kendi haline bıraksak. Vallahi benim ahlaki değerlerim böyle işlemiyor Canancığım. Kusura bakma. Ne alaka ya? Birinden hoşlanmak ahlaksızlık mı oldu? Gitsin başka birinden hoşlansın. Yasakladıkça değeri artacak. Hah işte bak. Yasaklayacağımı anlamışsın en azından. Bir şey Selim, demek yani. Bak ne olursun gitme üzerine ya. Ben konuştum diyorum. Bana yalan söylemez. Yalan söylemez. Seni uyutmuş be. Ne yalan söylemesi? Senden habersiz çocukla buluşmaya gitmiş işte. Bu yalan söylemek olmuyor mu? Ne uyutması ya? Anneliğin mi sorgulanmaya başladı şimdi de? Gerekiyorsa onu da sorgulayacağız. Canan oturacağız konuşacağız. Sen annelik değil de arkadaşlık yaparsan olacağı bu. Aa. Tepene de biner lafını da dinlemez. Sen ne sanıyordun ki yani? Çok iyi. Çok benim çocuk yetiştirme tarzım sorun oldu şimdi yani. Yanımızda olsaydın Selim ya. Yanımızda olsaydın ebeveynlikle ilgili o yüce fikirlerinden ben de faydalanmış olurdum biraz. Ben hiçbir şeyi eleştiremeyecek miyim ya? Ya ne eleştirisi ya? Ne yapıyoruz biz burada? Ebeveynlik nasıl olur onun tartışmasını mı yapıyoruz? Yeni baba falan oldun sen herhalde. Hayırlı uğurlu olsun. Böyle böyle öğreniyorsun işte. Çocukların kendi iradeleri, kendi akılları var Selim. Tamam mı? Kafaları karıştığında, bir yanlış yaptıklarında çözüm yasaklamak değil. Olmuyor öyle. Doğru yolu göstereceğiz beraber. Ayrıca ben iradeleri olan, özgüvenli, kendi kararlarını verebilen iki tane evlat yetiştirdim sensiz. Tamam mı? Geçin şöyle, konuşacağız. Geç. Sen çıkmıyor muydun? Konuşalım öyle gideceğim. Ağam bizim suçumuz, günahımız ne? Hı? Hangi sebeple tutuyorsunuz beni burada? Avukatım nerede? 24 saat gözaltı süren var. Ya tamam da sebebi ne sebebi? Ben sebebini bilmiyorum. Sebebini söyle bana. Hangi sebeple tutuyorsunuz beni burada? Bir değil, iki değil, üç değil, beş değil. Sebepsiz yere sıkıldım ya girmekten çıkmaktan. Hah başkomiserim. Ali başkomiserim sen savcının yakın korumasısın. Benim burada olmamın sebebi savcı.
Herkes biliyor bunu. O yüzden söyle. Ya gelsin beni burada sorguya çekecekse sorguya çeksin ya da çıkarsın mahkemeye. Ama yeter artık. Kaderimizle alakalı bir çizgi çizilsin artık bizim. Sıkıldım bu belirsizlikten. Hadi, hadi. Ali Başkomiserim. Temizlik saatimi bir de. Aleykümselam dayı. Kolay gelsin. Girerken insan bir selam verir. Selamun aleyküm. Hayırdır? Yolunu mu kaybettin? Baba. Baba sen ne yapıyorsun burada baba? Baba senin burada ne işin var? İfşa olursan ne olacak? Demek ki aldığımız risk şimdi sana söyleyeceklerimden daha önemli. He? Ne demek ya bu? Savcı mı bizi getirdi seni buraya? Nasıl yani? Yaklaş, yaklaş. Telefonda bana söylediğin karar mı lan? Ha? Savcı az bile yapmış lan sana. Bana buraya söyleyip saymaya mı geldin sen baba? Bana bak, buradan basıp gideceksin. Ya gideceksin ya gideceksin. İstanbul'da git, kendi kaderini tayin et, tamam mı? Ben önünde durmayacağım. Buradan basıp gideceksin diyor. Baba bilmediğin şeyler var. Bilmediğin şeyler var. Beni daha fazla kudurtma burada. Bilmediğin şeyler var. Benim burada... Baba, annenin kalbini göğsümde taşıyacak adam değilsin lan sen. Şunu bana verir misin baba? Ne yapıyorsun sen lan? Sen bana bak. Bana bak, bana bak. Ben duyduğumu tartar, gördüğüme inanırım. Sen kolay yolu seçtin. Annenin anısını taşıyacak adam değilsin lan sen. Baba şu kolyeyi bana ver. Ne olur bak, bilmediği şeyler var diyorum. Lütfen bana... Kapa çeneni lan, sus! Benim yolum yol baba. Benim yolum yol. Bana bak. Şimdi benim laflarımı dinleyeceksin lan sen. Bitti, tamam mı? Bitti lan. Ben... Senin için bir umudum vardı lan benim. Bir umudum vardı. Onu da yitirdim ama. Ben burada kendi yolumu seçmek için burada değilim. Kolay'a kaçmadım. Anlardık bunu ya. Ne diyorsun lan sen? Ben savcının hayatını kurtarmak için buradayım. Ne savcısından bahsediyorsun lan sen? Savcının hayatını korumak için yapacak başka bir şey yoktu. Tek yol buydu. Bundan sonra bir süre Yağmur benim gözetimim altında olacak. Ben nereye o oraya. Okulu var. Okula da ben getirip getireceğim. Polislerden istediği gibi kaçabiliyor nasılsa bu kız. Yağmur'un da belki söyleyeceği bir iki bir şey vardır bununla ilgili. Yok, bir fikrim yok. Nasıl istiyorsa öyle olsun. Bundan sonra gece gezmeleri bitmiştir. Evde oturacağız. Telefonla bir uygulama yükleyeceğim. Nerede, ne zaman, ne yapıyorsun hepsinden haberdar olacağım. Ali ile konuşuyoruz. Bugün gün içinde halledeceğiz o meseleyi. Kelepçeyi unuttun ya. Kelepçe de tak. Yani evet cidden baba. Yani ablam tutuklu gibi meşhur. Ben böyle bir saçmalığa onay vermiyorum. Oylamaya sunmuyorum. Hayatının bir süre nasıl gideceğini tarif ediyorum. Benim de bir söz hakkım var herhalde. Anne tamam. Savunmana gerek yok. Nasıl istiyorsa öyle olsun. Sen neden her şeye razısın? Bu da mı suç? Hayır, başka bir planın varsa bilelim yani. Planım milanım yok. Ben seninle uğraşmak istemiyorum ya. Akgün denen çocukla bir daha görüştüğünü görürsem, bırak görüşmeyi, uzaktan dahi el salladığını duyarsam çok daha sıkı tedbirler alacağım, haberin olsun. Bu ne ya? Radyodan ihtilal muhtırası mı okuyorsun, ne yapıyorsun, ne yapacaksın ya? Zincire falan mı vuracaksın kızı? Alacağım kızımı, götüreceğim. Pardon, nereye? O çocuk eğer burada kalıyorsa kızımı alacağım, İstanbul'a götüreceğim. Yok öyle bir şey yapamazsın da, okulu var ayrıca. Okul dediğin dondurulur. Kızımı alır giderim, sen burada kariyerine devam edersin. Çık yukarı hazırlan. Önce karakola gideceğiz, oradan okula gideceğiz. Ben dışarıda bekliyorum. Nereye, nereye? Dur ya. Ne duruyor? Yağmur olur gidelim ne demek ya? Beni mi cezalandırıyorsun? Beni mi cezalandırıyorsun ne demek ya asıl yani? Bunun seninle benimle bir ilgisi yok Canan. Nasıl seninle benimle ilgisi yok? Önce korkak oldum. Sonra anneliğim yetersiz bulundu. Şimdi yağmur alırım giderim diyorsun. Öfkeleniyorsun, öfkeleniyorsun artık. En yakında ben varım, bana bir ateş ede de geliyorsun ya. Biz yakın değiliz ya artık Canancığım. Senle ben yakın değiliz ya artık. Öyle söyledin ya. Duymak istediklerini söylemediğim için cezalandırıyorsun beni. Ya sen hala nasıl anlamıyorsun mevzuyu ya? Beni bağıracaksın burada ya. Senin kızın mafyayla el ele otel odalarında buluşuyor ya. Ya ben araya girmesem seni seviyorum diyecek. Gelin haydutuna. Kızımı alıp hiçbir yere gidemezsin. Tamam mı? Sen ne yapıyorsan yap ya. Yıllardır yaptığın şey zaten. Çek git. Çek git. Arkana bile bakma. Öyle düşünüyorsun ha? Evet. E niye takıyorsun hala onu o zaman parmağına? Hı?
Sen niye takıyorsun? Benim kafam seninki gibi karışık değil ki. Benimki karışık. E çıkar o zaman, ne takıyorsun? Sen çıkar. Hayır, önce sen çıkar. Yok, önce sen çıkar. Sen çıkar, çıkaracağım. Ya iyi, ha. Çıkmıyor değil mi? Çıkacak, dur. Ama sıkışmış yıllardır. Allah Allah. Hah, al. Peki, tamam. Al, ben de çıkardım. İlk defa doğru bildiğim yoldan yürüyorum baba, ilk defa. Ben ilk defa hayatımda aile sıcaklığını hissetmişim. Ben senin söylediklerini yapa bir yerde olur muyum hiç baba? Sen ne diyorsun baba? Ben ilk defa kısa bir süreliğine de olsa onların yanında bir aile sıcaklığı derler ya böyle. Böyle bir şey hissettim. Bunun sebebi sadece savcı değil. Bak bakayım yüzüne. Gel buraya. Yok baba, yok. Buraya gel. Baba. Ne? Kim bu kız lan? Yağmur. Adı Yağmur. Yağmur Kara. Kızı, Sabri'nin kızı. Biraz da buradan gidemiyorsam ondan sebep. Annen gibi güzel kalpli mi? Güzel. İçin annem gibi. Dışın annem gibi. Eyvallah. Anladım ben. Bu yüzden baba, savcının emri çıktı. İnfaz emri çıktı. Halilzade tepeden verdi emri. Sen benden daha iyi biliyorsun baba. Alemde bunun affı olmaz. Racon bir kere kesilir, kalem bir kere kırılır. Beklerler, sabrederler. Etrafı boşalınca da Allah korusun. Bunu savcıya söyleyeceksin. Olmaz baba. Savcıya bunu söylediğim vakit her şey çöp olur, her şey. Bütün operasyon yerle bir olur. Benim içeride kalmam lazım. Halilzade'nin buna inanması lazım. Savcının da buna inanması lazım. Allah aşkına, hayatımda ilk defa doğru bildiğim yolda yürüyorum. Birilerinin hayatı benim elimde. Onları korumam lazım. İlk defa bu yükü sırtlanmak istiyorum baba. Bunu bana çok görme. Zaten zamanı gelince ben söyleyeceğim, kendim söyleyeceğim savcıya söz. Annen yaşasaydı senin ne gurur duyardın. Artık çıkmamız lazım Selçuk Taşkın. Tamam. 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 Nasıl girdin buraya? Savcım geldi, aşağıda bekliyor. Tamam. Yağmur sen şu odaya bir geç. Bekle biraz, işim var. Hemen halledip geliyorum. Tamam, tamam, benim kahvaltı yapmam lazım. Tamam, ben sana yollatacağım tostmas bir şeyler. Ya yok mu buranın bir kantini falan? Ben giderim kendim alırım. Baba merak etme, inip aşağı Akgün'le görüşmeyeceğim nezarethanede. İyi tamam, git oyalanma. Tamam. Nerede? Sizi bekliyor. Çok az zamanımız var, seni daha fazla riske edemeyiz. Konuştun mu oğlumla? Gerekeni söyledim. Buradan çekip gitmezse alacağım tedbirleri anlattım. Sonuç?
Oğlan beni dinlemeyecek. Bak bir de yapmaz etmez diyordun. Ne oldu? Görüyorsun değil mi? Senin lafını bile dinlemiyor. Babası ölmüş bir adam. Babasının lafını niye dinlesin? Söylediğin gibi kulağa çekildi ama duymuyor. Burada kalacak. İkna olmadı. İyi, tamam. Benden günah gitti o zaman. Herkes yapması gerekeni yapacak. Ama savcı, oğlan sana kin gütmüyor. Burada senin kötülüğün için kalmıyor. Kendi yolunu çizecek. Benden ve ailemden uzakta çizsin yolunu. Çok yanlış yapıyor senin oğlun. Ben son uyarımı yaptım, geçmiş olsun. Buradan Ali ile çıkacaksınız. Birlikte görünmeyelim. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Teşekkürler. Küs müyüz? Yok, değiliz. Ama benim acelem var. Fatih abi, gitmem lazım. Yağmurcuğum, ofisime geldiği gün ikimiz de biraz gergindik. Ama olay çözüldü, tamam. Baban değilmiş. Eğer seni üzdüysem kusuruma bakma. Tamam, ama benim gerçekten gitmem lazım. Babam bekliyor çünkü. Bugün benim ofisime geldiğin gün... Başkomiserim, ikimiz de biraz iki dakikanızı gergindik. Alabilir miyim? Size bir dosya göstermem gerekiyordu. Olay ortaya çıktı, baban değilmiş. Eğer tamam. Seni üzdüysem kusura bakma. Sen benim koyduğun sonra bekle geliyordun. Benim gitmem lazım. Yağmur, Yağmurcuğum bak. Sonuçta adamlar suçlarını itiraf ettiler, tamam? Evet, Selim'le aramız iyi değil. Ama bu olayın ortaya çıkmasından başka istediğim bir şey yoktu. Bunu bilmeni istiyorum zaten. Ay! İyi misin? Yanmadın değil mi? İyiyim. Bir şeyin yok değil mi? İyiyim, tam panik yok. Hay Allah ya. Tamam, dert değil. Bakar mısın? Bakar mısın? Şurayı bir silebilir misin lütfen? Bakar mısın kardeşim? Sana söylüyorum. Şurayı bir silebilir misin lütfen? Şurayı. Evet. Ya yavaş be kardeşim, biraz dikkat et ya. Allah Allah. Pardon, özür dilerim. Yağmurcuğum, babanla ilgili derdimi sana anlatabilmişimdir umarım. Selim'e karşı benim hiçbir düşmanlığım yok sandığının aksine. Tamam? İşte ben de o yüzden diyorum ya Fatih abi. Keşke şikayet etmeden önce babama güvenebilmeyi seçebilseydin. Güven karşılıklı bir şeydir Yağmurcuğum. Hı. Görüşürüz. Görüşürüz. Şunu da vereyim mi size? Siz Selim Savcı'nın kızı mısınız? Evet. Babanız çok iyi bir insan. Teşekkürler, sağ olun. Kolay gelsin size. Tamam. Hadi yürü gidelim. Çıkıyorsun. Eyvallah. O silahını iyi sakla. Onu bulduğum an seni buraya ait olduğun yere gömeceğim. Çabuk çıktın, geçmiş olsun. Öyle gerekti. Sıkıntı ne? Bir şeye bakmam lazım yukarıda. Neye bakacaksın?
Bak bir şey söyleyeceğim. Bu otelden çıkmamız lazım. Çok kalamayız burada. Tamam. Geçmiş olsun Akgün. Benim silahı siz mi sakladınız? Yo, polis aldı sanıyorduk. Lan polis olsa ben burada olur muyum? Nasıl polis aldı sanıyorduk? Polis alsa benim burada ne işim var? Benim silahım nerede? Tezgah mı kuruyorsunuz siz bana? Sakin ol Akgün, ne diyorsun, ne tezgah? Ya silah yok silah. Üstünde Selçuk Taşkın yazan silah nerede? Sakin ol şampiyon ya. Bir dur. Ne oluyor? Sana da güvenmiyorum. Daha fazla yaklaşma bana. Hiçbirinize güvenim kalmadı lan benim. Bir çıkın dışarı. Çık. Dur bir gel. Sen mi tezgah attın bana? Ne tezgahı oğlum? Ne oluyor? Ne yapıyorsun? Ha, geç otur şuraya ya. Ne istiyorsun? Hadi anlat. Neymiş derdin? Yağmur, benim bu tedbirleri almamın sebebi sensin biliyorsun. İtiraz etmiyorum zaten. İdeal kız çocuğu profili bu değil miydi senin için? Bak yavrum sen daha çok küçüksün. Gerçekten çok küçüksün. Bu senin yaşlarında böyle hissettiğini sandığın şeyler genelde geçiş şeyler oluyor. Yani ne kadar emin olsan da, ne kadar inansan da büyüdüğünde böyle geri baktığın zaman onların ne kadar saçma sapan şeyler olduğunu anlıyorsun. Ciddiyim bak. Ya bunu seninle konuşuyor olmak bile bana çok garip geliyor şu anda. Bunu keşke annenle konuşsaydın. Ama madem konuşuyoruz, sana şu kadarını söyleyeyim. Yağmur, senin kendine uygun biriyle birlikte olman lazım. Anlatabiliyor muyum? Ve bu konuda da son derece ciddiyim. Beni ne kadar eski kafalı bulsan da, beni çağ dışı bulsan da durum böyle. Yani senin sana uygun biriyle birlikte olman lazım. Yani benim de onay vereceğim. O zaman onay verebilirim işte. Seceresine bakarım, kimmiş, neymiş, anlarım. Ondan sonra oturur konuşuruz. Ama yani bu şekilde değil yani. Çünkü öbür türlü sen ileride çok pişman olabilirsin, çok mutsuz olabilirsin. Anlıyor musun? Yani bunları ben tamamen senin için söylüyorum. Seni korumak için söylüyorum yani bunları. Evet. Birbirine uygun olmayan insanlar birlikte olunca ne oluyor? Biliyorum. Belki de o bahsettiğin uyum senin sandığın gibi analitik bir şey değil baba. Bak annemle sana. İkiniz de hukuk okudunuz. Biriniz savcı, biriniz avukat. Dışarıdan ideal gibi gözüken bir çiftsiniz. Peki sonuç ne? Ama biz annenle bambaşka insanlarız. Neyiniz bambaşka? Büyüdüğümüz yerler, ailelerimiz. Annen baban sen küçükken öldü. Babaannen bakmadı mı sana? Sen o kadarını biliyorsun işte. Doğduğum yerler, nasıl bir yerde doğdum, nasıl bir yerde büyüdüm, nasıl bir hayat yaşadım. Nasıl bir hayat yaşadın baba? Hadi sen geç kalacaksın, gir dersine, sonra konuşuruz. Hayır yani bu şekilde konuyu kapatamazsın, kurtulamazsın. Anlat bileyim, ne yaşadın baba? Zaman şu kadarını bil. Senin Akgün'le arandaki neyse benim annenle ailelerimizin arasındaki fark oydu. Aynı şeydi yani. Yani şu anda ben bambaşka bir yolda seçmiş olabilirdim yani. Bu yüzden Makgün'den bu kadar tiksiniyorsun. Sanki beni olmaya korktuğun adamdan korumaya çalışıyor gibisin. Ben en nihayetinde devletine hizmet veren bir adamım. Nasıl benziyor olabilirim ki öyle bir haçlı? Bilmiyorum baba. Yani tam seni tanımaya çalışıyorum. Elimden kayıp gidiyorsun. Hakkında bilmediğim o kadar çok şey var ki. Tam diyorum evet ama yok, bir şey oluyor. Aramıza tekrardan bir duvar örülüyor. İşte bir şey oluyor dediğin şey senin o adamla yani... Yağmurcuğum, bak hatalı olduğunu bile kabul etmiyorsun ya. Cezama razıyım baba. Ama elimden de bu kadarı geliyor. Benden daha fazlasını bekleme. Beni tanımak, anlamak istiyorsan sen de bana kendini anlatmalısın ki ben de sana daha fazlasını anlatabileyim. Ama yok. Üzgünüm. Seni hayal kırıklığına uğratıyorum ama bu yani. Elimden gelen de bu. Ne sormak istiyorsan, neyi merak ediyorsan sor. Hepsini cevaplayacağım. Ama ben de soracağım. Sen bakma öyle. Sanki son defa görüşüyormuşuz gibi. Ben okulun dışında olacağım. Ararsın.
Tamam. Dikkat et bak kendine. Görüşürüz. O zaman iki seçenek var elimizde. Bir, adamlardan biri bu polis baskını sırasında silahı sakladı. Ama o zaman da aferin almak için geri getirirdi hemen silahı. Tek bir seçenek kaldı o zaman elimizde. Soner, sakın bana silahın çalındığını falan söyleme. Sakın bana silah çalındı deme. Oğlum bir dur ya. Nedenini söylüyorum. Nedeni ne? Yani ne? Söyle o zaman nedeni ne? Neymiş nedeni? Cevdet Kömürcü. Kim o? Kim, ben tanımıyorum. Yıl 2015. Babamın sevkiyatından para tırtıklayan bir adam vardı. Cevdet Kömürcü. Hı. Ama tepedekilerden birinin kardeşiydi bu adam. O yüzden infazını yapamadılar. Babam ne yaptı biliyor musun? Adamın sevkiyattaki ortağını onun silahıyla vurdurttu. Bir tanesi mapusa girdi, diğeri mezara. Aynı kumpası şimdi de bize mi kuruyor diyorsun Halisade? Yani babam öyle bir şey yapmaz diyemem de neden? Her şey tahmin ettiği gibiydi. Her şey tahmin ettiği gibi oldu. Bana ilk teklifi getirdiğinde de her şey hesaplı kitaplıydı. Neymiş o hesaplı kitaplı olan? Hı? Hakkün. Ben sana güveniyorum. Sen bana güvenmiyorsun, öyle mi? Savcıyı korumak için Ali Sadin teklifini kabul ettim. Söyleyemediğim şey buydu. Sana hiç anlatamadığım şey buydu. Aferin sana. Oğlum ne yapsaydım? Ben ne yapsaydım Soner? Bana onu söyle. Ben ne yapacaktım? İlk aklıma geleni yaptım işte. Sen olsan benim yerimde ne yapardın? Ne yapardın benim yerimde sen olsan? Eğer ben içeride olacaksam her şeyden de haberimin olacağı sözünü verdiler bana. Ben de kabul ettim. Bu kadar. Bu kadar kabul etmez olsaydım. Keşke düşünebilseydim de kabul etmeseydim. Bu nasıl bir sevgi lan? Bu nasıl bir sevgi oğlum? Sen devletini mi seviyorsun yoksa bu savcıya kişisel bir zaaf mı besliyorsun? Ya senin içinde nasıl güzel bir insan varmış ya. O yüzden mi dedin bir süre sonra bu işlerden elimi çekeceğim diye? Hakkün, babam ikinizden de tek seferde kurtulacak. Ben içerideyken bunu yapamazdım. Dışarı çıkmamı bekledi. Kansız. Savcı benim selamla vuracak o zaman. Yakıt makıt bir şey alacağım diyordun. Git bak istiyorsan. Daha buradayız çünkü. Bir iki saat buradayız. Acelimiz yok. Yani sonra alırız. Olsun, gidin alın ya. Çözün işinizi işte. Ben buradayım. Bekliyorum. Hadi. Peki. Alo. Savcım benim. Ulan sen beni nasıl arayabiliyorsun lan? Savcım neredesin? Bak bu numarayı bir daha aramayacaksın. Yağmur'un peşinde dolaşmayacaksın. Duyuyor musun beni? Savcım. Yağmur'un yanından ayrılmıyorum. Tamam mı? Kapat telefonu lan. Kapat. Dur. Sen kal. Kapattı. Kapattı! Yağmur abi. Yerleşebildiniz mi? Evet yerleştik ya. Çok güzel oldu ev. Çok tatlı, şirin. Güzel. Yardım edilecek.
Bir şey varsa gelirim ben. Haber ver bana. Yardımlık bir şey yok da bahçeyle biraz uğraşmamız gerekiyor. Zaten bir şey olsa haber veririm ben sana. Olur olur. Haber ver bana. Yağmur. Hı. Canın sıkın gibi biraz. Yok değil ya. Ya bir şey soracağım. Naz'ı gördün mü bugün hiç kampüste? Görmedim de bir şey mi oldu? Yok yok. Hadi görüşürüz. Doğru yani mantıken Yağmur'un yanında olacaktı. Yağmur okulda olacaktı. Bak şu anda da telefonu açmıyor. Yüksek ihtimal derste. Günaydın arkadaşlar. Günaydın. Ben de binden ayrılmayacağım Yağmur'un dedi. Ama açmıyor bak telefon. Sonar açmıyor telefonu. Yok açmayacak. Neyse ben gideyim. Savcı en azından okulda olmasa bile çıkışa gelecek. Yağmur almaya gelecek. Ben geliyorum. Akgül. Ha. Hoş gittin. Dikkatli ol. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tek kişi miyiz? Avukatlarımıza soruyorsanız gelmeyecekler. Tamam. Buyurun. Buyurun geçin. Buyurun şöyle geçin. Can Hanım, bakın bizim otelimiz bir aile oteli. Ne organize suç örgütleriyle ne de komplolarla işimiz olur. Ben sizin otelinizi suçlamadım. Basit bir bilgi istedim. Bu bilgiyi saklayarak suça ortak olmayın dedim sadece. Bu kişi güvenlik ekibimizden biriydi. Size ismini vereceğim ama karşılığında benim de bir isteğim var sizden. Yapabileceğim bir şeyse tabii ki. Lütfen bu konuyla ilgili bir daha bize gelmeyin. Ve bizi bu meselede bir tarafmış gibi göstermeyin. Sizden tek isteğimiz bu. Tamam. Anlaştık o zaman. İsmi ve adresi burada yazılı. Alo, Korhan Bey. Merhabalar. Ben avukat Canan Kara. Otel görüntülerini sizin sızdırdığınız bilgisine ulaştım. Ne diyorsun sen bayan? Neye ulaştınız? Kimsiniz siz? Benim ilgim yok görüntüyle ilgili filan bilgim. Hı. Tabii. Şimdi o görüntülerde adı geçen kişi Savcı Selim Kara'dır. Benim eşimdir. Şimdi şöyle yapacağız. Kocamla birlikte bu olayı organize suçla ilgili bir komplo olarak görüp size dava açacağız. Hanımefendi. Durumun ciddiyetini anlamanız için bir de şöyle izah edeyim ben size Korhan Bey. Ufacık bir bağlantınız tespit edilirse organize çeteye yardım ve yataklıktan yargılanacaksınız ki bu da nereden baksanız bir 10 yıldan başlar. Ben suçsuzum. Ne istiyorsunuz benden? Sizinle kim temasa geçti, görüntüleri sızdırmanızı kim istedi bunların hepsini teker teker anlatacaksınız. Yoksa ben de hukuki süreci takip edeceğim. Durumumuz budur. Korhan Bey karar sizin. Telefonda olmaz. Size adresi ve yeri göndereceğim. Ne biliyorsam anlatacağım. Tamam mükemmel. Bekliyorum. İyi günler. Serap. Canan müsait misin? Ya Alaçatı'dayım da Emel'lerin dükkanının önüne geldim. Onlar resmi tatillerde özel günlerde bile açarlar. Şaşırdım biraz. Endişelenecek bir şey yok değil mi? Her şey yolunda mı? Yok bir sorun yoktu. Ben bir ablamı arayayım. Ben aradım kapalıydı. Ondan sonra seni aradım. Allah Allah. Tamam bir Metin arayayım o zaman. Tamam bana haber ver lütfen. Tabii haber veririm. Ne oluyor ya? Alo? Alo Serap. Ya aradım hiçbirine ulaşamadım. Naz'ın da telefonu kapalı.
Bir eve uğrayayım ben, içim rahat etmeyecek. Haber veririm sana, olur mu? Allah Allah, tamam tamam, lütfen haber ver. Tamam, görüşürüz, bay bay. Lan sen Yağmur'u mu aradın? Hayatın tehlikede bak. Oğlum sen ne anlatıyorsun bana? Hayatın tehlikede, seni korumaları nerede? Sen buraya neden geldin? Ya bilmediğin şeyler var, anlatamıyorum sana işte, konuşamıyorum. Senin korumaların nerede savcı? Sana mı kaldı benim korumalarım? Benim güvenliğim. Ya. Bak son kez söylüyorum. Seni Yağmur'un yanında, civarın... Savcım! 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 Hocam ne oluyor? Tamam, tamam. Fısıltaşmayın aranızda. Babam. Savcım. 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 Savcım aşkım seni. Savcım. Savcım. Kal ayakta kal. Allah aşkına bırakma kendini. Bak hocam, hocam benim çıkmam lazım. Çıkmayın, babam orada benim. Babam dışarıda ya. Çıkmayın çocuklar, lütfen. Lütfen bir sakin. Sakin oturun yerinize. Savcım. Savcım bırakma kendini. Savcım da savcım. Savcım bırakma kendini savcım. Namussuzlar. Savcım dayan, savcım ne olur dayan. Yakında bir hastane var savcım. Serap. Seninle konuştuktan sonra bir bakayım dedim. Kapıyı açmıyor, telefon da kapalı. Müzik sesi geliyor. Bir şey mi oldu acaba? Abla. Emel. Abla. Birilerine haber mi versek acaba? Düştü kaldı, bayıldı mı aşağıda? Ben arkadan gireceğim. Emel! Ah çok şükür. Ne oluyor ya? Abla! Niye açmıyorsun kapıyı ya? Ay ne bileyim, uyuyakalmışım. Müzik sesi de açık kalmış. Ne oldu, hasta mısın? Yok yok, değilim, iyiyim, bir şeyim yok. Dükkanı da açmamışsın, Serap söyledi. Başına bir şey geldi sandık. Merak mı ettin sen beni? Evet, merak ettim. Metin nerede? Metin nerede? Hı hı. Metin yok. Abla ne oldu? Metin gitti. Nereye gitti? Abla? Ben sizi baş başa bırakayım abla kardeş. Serap. Metin terk etti beni. Tamam, terk etmemiştir seni ya. Bu sefer kesin bitti. Yok. Sen baba. Siz gördünüz mü arabanın sahibini? Biz de yeni geldik. Bilmiyoruz, silahlar patladı ama. Nasıl ya? Babam. Ya. Ya neredesin ya? Ya yok mu bu arabanın sahibini gören ya? Ya kimse yok mu gören burada? Silah seslerine geldik biz de. Baba aç şunu ya. Nerede? Bir şey duydunuz mu? Nerede bu adam? Biz de bilmiyoruz. Şimdi silahlar patladı, biz de onun peşine geldik buraya. Tamam Yağmur, sen bir sakin olsun. Ya dur, sakinim tamam, şu tamam, adam. Tamam, tamam ama sen bir sakin ol ya. Baba neredesin? Ya yok mu bu arabanın sahibini gören burada ya? Bunu senin için atacağım. Öyle mi? At bakalım. Bravo be. Ya ne güzel atıyorsun sen öyle. Başım dönüyor diye bence. Bir dakika. Son. Hadi bu bakalım. Güzel olacak. Hadi bakalım. Oğlum bittikçe indir sen, tamam mı? İkiletme.
Tamam Eray Bey. Bu arada Sonar Bey buradalar. Niye geldi acaba? Ortağın değil mi? Ya ortağım da mekan kapalı. Sabahın köründe servise başlamışsın. Eray Beylerin. Onu biliyoruz lan. Mekan kapalıysa benim burada ne işim var? Ya ama sen benim özel müşterimsin. Hı. Yani şöyle düşün. Mekan sahibinin sahibi gibi. Benim birazcık başım dönüyor. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Ne yapacağız? Daha eğlenceli bir şey yapacağız. Hadi yapalım. Sen benim karşıma geç. Kafana elma koyacaksın, ben de elmayı vuracağım. Ne diyorsun ya? Bizi niye izliyor bu? Ha, anladım ben seni. Şimdi bir gereksiz kalabalık olunca bir rahatsız oldun sen. Belki. Müziği kapat. Bir saniye. Oğlum! Ne oldu? Niye kapandı müzik? Hayırdır? Abi hoş geldin. Ben kapattırdım ya. Başım ağrıyor biraz. Geçmiş olsun. Ne oldu senin? Keyfin yok gibi. Nedir? Servis de kapandı. Hadi. Abi takılıyoruz şurada ya. Kızı yolla. Naz nereye? Ben bir lavaboya gideceğim. Sonra da çıkacağım zaten. Sıkıldım. Sen burada eğlenirken Akgün savcının peşinde. Bize ihtiyacı olabilir. Burası iş yeri oğlum. Part değil. Abi tamam da yani ihtiyaç halinde hareketleniriz. Nedir ki yani? Eray. Hadi. Eyvallah. Konuşmak istemiyorum ya. Kalkmak ister misin? Tamam anladık, gideceğiz. Kızı yolladın, gideceğiz. Bir dakika. Yok estağfurullah, onu ben sana söylemedim de. Senin okulun yok mu ya? Ne işin var bu saatte burada? Sana ne? Doğru, bana ne? Sen benden ne istiyorsun ya? Yine geldin, tuhaf tuhaf inceliyorsun, ediyorsun. Ya kusura bakma, tamam rahatsız ettim ben seni. Erkeklerden nefret ediyorum, tamam mı? Hepinizden. Hepiniz yalancısınız. İki yüzlüsünüz, sahtesiniz ve yalan dolan dünyalarınızda yaşıyorsunuz. Hiçbirinize de güvenmiyorum. Ya ben şu an anlamadım, ne oluyor ya? Bana mı kızdın sen? Kendi bir ilgisi yok. E ben şimdi şuradan gidiyordum, bana bağırdın. Doğru, sana bağırdım. Açıkçası neden bilmiyorum ama sana bağırıp çağırmak çok kolay geliyor. İyi tamam, bağır o zaman.
Bağır ama ben yani şu an öfkenin öznesini bileyim ki duvar gibi dinlemeyeyim seni. Dinleme zaten, saçmalıyorum. Boşver, tamam. Tamam, devam et. Bir şey söyleyeceğim bak. Bak, bu Eray yüzünden erkekleri, yani bütün erkekleri karşına alma. Biz bu Eray'ın ne olduğunu biliyoruz, tamam mı? Biz mi dedik sana git onunla sevgili ol diye? Ben salak değilim. Eray'ın ne olduğunu farkındayım gayet, merak etme sen. Tamam, kime yapıyorsun o zaman gideri? Babama. Ya 10 yıl oldu, hala dün gibi içimde taşıyormuşum. Ben pazardan aldığını herkese ilan eden gösteren hemen bunu böyle tutuyormuşum içimde. Halının altına süpürüyormuşum, süpürüyormuşum, süpürüyormuşum. Ne halı kaldı, ne adam kaldı. Hoş, ben de güvenebilir miyim artık bilmiyorum da. Metin için de bitti bir şeyler. Yok abla. Bitti, bitti. Gözünden anladım ben onu. Bak, olay çok sıcak hala. Belki de iyi oldu konuşuldu. Bazen bir şeylerin düzelmesi için önce yıkılması gerekiyor. Kırılmak bazen tedavi eder. Kırıldım, kırıldım. Çok kırıldım. Kızımı kırdım. En yakın arkadaşımı kırdım. Hem de hiç hak etmedikleri halde. Yani bunu bilseydim başka türlü tepki verirdim belki. Yine de geldin kapıma. Öldüm kaldım mı diye merak ettim. İnsanlık görevi mi? Serap, ben sana hiç kondurmadım ya. Ya ben kocama güvenmedim. Tekrar kafası karışacak diye korktum. İnan ki senden hiç şüphelenmedim ben. Ama Metin'in karşısına yazdığın isim benim. Korktum be kızım, korktum, panikledim yani. İçimde bu kadar sıcak kaldığını, her şeyin bir anda bu kadar panikleyeceğimi... Yani kızımın önünde her şeyi anlattım, çocuğumu mahvettim ya. Sen de manyak bir şeysin ya. İnsan sana sinirli kalamıyor. Vallahi kız bana, söv, küfret, bir şey söyle yani. Beni çünkü sessizlik mahvediyor. Hadi sarıl artık ya. Yağmur aramış kaç kere. Allah Allah. Anne. Ha, Yağmur. Duymadım aşkım. Söyle, ne oldu? Anne, babamı vurmuşlar. Ne? Merhaba, benim babam Selim Kara. Buraya vurularak getirilmiş. Nerede babam şimdi? Doktorlarımız hemen yardımcı olur. Tamam, nerede doktor? Nerede? Dert etmez miyim bunu senle? Yağmur! Hakkı! Hakkı! Gel. Hakkı, babam nerede yaşıyor? Babam bir burada, şey söyle. Burada, burada. İçeride yaşıyor. İyi, hiçbir şey yok. Gayet iyiyim. Bak, yalan söyleme bana. Ben çünkü silah seslerini duydum. İyi miydi babam? İyi, iyi. Gayet iyi. Daha da iyi olacak. Tamam mı? Daha da iyi olacak. Sen sakin kal. Ayakta kal, sakin kal. Tamam mı? Ben şimdi babana bunu yapan kansızları bulmaya gidiyorum. Sen burada baban yanında kal. Ayrılma, tamam mı? Hiçbir yere. Burada kal. Bak, bu hanımefendi de doktor. Tamam, burada kal. Ayrılma hiçbir yere. Merhaba. Merhaba. Selim Kara benim babam. Silahlar. Burada. Burada alıyorum sen. İçeride. Bunun bedelini ödeyeceksin Ali Sırt. Babam benim idolümdü. Ben babama aşıktım ya. Ama o gözüktüğü gibi biri değilmiş işte. Yani ben şimdi daha iyi anlamak için soruyorum. Bundan 10 yıl önce baban anneni aldattı. Mevzu bu mu yani? Kusura bakma, dertlerim sana öyle hafif geliyorsa, pardon. Ya yok, estağfurullah.
her insanın kendisine göre ağırdır derdi yani, o ayrı da. Ben sadece bu baba mevzusu olduğunda insan bir mukayese ediyor. Ya seninkisi pırlanta, zümrüt. Benimkilerin yanında. Onu bil de. Senin baban ne yaptı ki? Bir şey yapmadı. Şeklimi, şemalimi değiştirdi sadece. Onu yapan senin baban mıydı? Ben anlayamıyorum ya, böyle bir şey bir baba bir çocuğuna nasıl yapar? Benim burada çok işim var şimdi, çok fazla iş var. Sen de git istersen. Savcı Selim Kara, eşim olur kendisi. Vurulmuş. Nerededir acaba? Kızım, bir doktora mı sorsak acaba? Kaan orada. Canan abla. Kaan, neredesin? Buradayız, buradayız. Selim. Vuruldu dedi Yağmur. Tamam, doğru demiş. İyisin ha? İyiyim, iyiyim. Yok bir şey ya. İyi, bir şey yok. Nereden vurdular seni? Tam kalbimin üstünden iki delik açıyorlardı ki açamadılar. Yağmur, babam vuruldu. Engelleyemedim. Çeşme Hastanesi'ne götürüyorum onu, haberin olsun. Çekil lan önünden, çekil! Ulan çekil! Senin yapacağın işi. Savcım, savcım aç gözlerini. Allah aşkına yukarı bak. Aç gözlerini, bırakma kendini. Bak daha yaşayacağın ne günlerin var savcım. Çoluğunla, çocuğunla, yengeyle. Oo, daha ne günler, ne günler. Yaklaştık, bir şey kalmadı. Yaklaştık, az sonra hastanedeyiz savcım. Sen bastır. Bastır savcım, yaraya bastır. Akgün. Savcım. Akgün. Yavaş yavaş, yavaş. Savcım iyi misin? Akgün. Tamam, dur yorma kendini, dur. Dur yorma kendini, tamam. Yaran nerede? Yarana bastır. Bastır yaranı. Yavaş, yavaş yavaş. Dur. Ha? Ne? Ne diyorsun, anlamıyorum savcım. Ne oldu savcım, yara mı? Bastır savcım, bastır neresi? Bastır orayı. Yok be oğlum, yara mara yok. Yelek var, yelek. Yelek mi var? Çelik yelek var. Hay senin Allah'ına kurban be! Dur bir yerde. Senin Allah'ına kurban be, tamam durdum. Oh, dur bir yerde, mahvettin beni, dur. Allah'a şükür. İçim dışım açık. Allah'ım, Allah'a şükür. Neresi savcım? Ha? Aa, dur bastırma, dur, dur. Tamam, dur, bastırmıyorum. Dur. Gitti, kaburgam gitti. Yüksek ihtimalle kırıldı, kırık. Tamam, bir hastaneye gidelim o zaman. Kırık çıkık vardır, bir gösterelim. Allah aşkına gitme, bir nefes alayım, bir dur. Dur, nefes alayım, bir dur. Nefes, yani nefes al. Dur. Bak, camını da açıyorum. Oh. Al ver, al ver savcım. Çıkar kafayı oradan. Senin benim yamacımda ne işin var lan? Ha? Ne arıyorsun benim yamacımda? Başıma ne geleceğini nereden biliyordun? Oğlum bak. Bir tane daha yalan kaldıracak durumda değilim. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Onu anlat bana. Kızımla odada buluyorum seni. Kızım diyor ki sebebi var. İnandım ben diyor. Babanla konuşuyorum. Baban diyor ki gittiği yol doğru yol, inandığı yol diyor. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Belli ki bir şeyler hesaplamışsın, bir şeyler yapmaya çalışmışsın. Ama olmamış. Patlamışsın. Bana ne yapmaya çalıştığını anlat. Onu iyi bildin savcım. Onu iyi bildin. Tam da tabir ettiğin gibi. Büyük patladım. Elimdeki her şey patladı. Ama haberin olsun, beni ikna etmeden sana hayat yok. Sana... Bir hastaneye gidelim savcım, bir hastaneye gidelim. Böyle olmayacak. Bir kırık çıkık vardır, sana zeval gelmez. Var, var. Bir hastaneye gidelim, sonra konuşacağız savcım. Söz. Söz. Sen çok kıpırdanma. Öyle tek pozisyonda kal savcım. Yalnız ne vurdu ya? Nasıl hazırlıksız yakalandı ya? Savcım nasıl hazırlıksız yakalandı ya?
Selim biraz yavaş olsan bak kırık mı vardır çıkık mı vardır belli değil. Evet bir dur adam dur biraz ya. Selim bir Canan'ı dinle. Bir dur hareket etme. Doktor hanım kırık yok bu iyi haber. Tamam süper. Kaburgalarda ezilme ve şu gördüğünüz 7 numaralı kaburgada çatlak oluşmuş. Ventralde de ezilme mevcut. Tamam ben çıkabiliyorum demek değil mi? İstirahat etmenizi tavsiye ederim. Tamam ben evde istirahat ederim. Ya Selim. Yani baba bence de artık senin bir oturup dinlenmen gerekiyor. Farkındasın değil mi? Vallahi ne inat adamsın Selim ha. Selim bir Canan dinle bence. Bence de hanımları dinlemelisiniz. Biraz toparlayın öyle taburcu edelim. Eve de çıksa çok hareket etmişsin olur mu? Bana niye söylemediniz ona söylediniz? Geçmiş olsun. Ayda. Ben iyiyim iyiyim gerçekten. Ya kıpırdama şey. Artık ne olursun yat. Hadi biz de gidelim artık. Çok teşekkür ederim. Korkuttun bizi Selim. Hadi görüşürüz geçmiş olsun. Çok sağ olun Selim, gerçekten. Azıcık otur dinle. Tamam. Hadi görüşürüz. Akgün buralarda mıydı gördün mü? Ne Akgün? Beni buraya o getirdi. Söylemedi mi kızım? Baba hala anneme kızı mıyım ya? Yağmurcuğum ne olursun bir daha söyletme. Ağrım var. Dışarıdaysa bana bir çağırır mısın Akgün'ü? Tamam. Akgün gitti. Giderken de bunu sana yapanları alıp önüne getireceğini söyledi. Yani sana söylememi istedi. Yağmur baban rahat durmayacak. Ben giydireyim onu. Sen çık hadi. Tamam. Ali'yi falan bul oralardan. Onu bir yolla. Onunla bir konuşayım ben. İyi tamam. Hadi geçmiş olsun. Tamam. Ha Ali. Gel gel. Oh. Ali bana bir Akgün'ü bul. Akgün'le bir konuşmam lazım benim. Tamam savcım. Tamam. Ya hadi gel. Gel. Allah Allah. Bakma kızım öyle ölmüşüm gibi. Ölmedik ama yani. Bayağı da kötü vurulabilirdim. Çelik yelek varmış Allah'tan. Evet. İşte ne yapalım bu işin fıtratında bu var. Ben ne fıtratı Allah aşkına Selim ya. Hangi savcıya böyle arabalar çarpıyor da kurşunlar sıkılıyor. Dur. Murat. Dur uzatamıyorum işte. Uzatamıyorum. Uzatacaksın işte. Acı var Canan çok acı. Gerçekten kaburgam tamam, artık şuradan olmuşsa. Al, şuradan al. Yalvardım ya sana. Yalvardım yani şu işin peşini bırak diye. Yalvardım. Yalvardım şu işin peşini bırak diye. Hem ölümlerden dönüyorum hem bir ton fırça yiyorum ya. Çok mu korktun? İfadeye bak. Nasıl bir umursamazlık. Nasıl bir rahatlık yani. Pes. Hadi. Ne oldu bitti. Ah oh, pardon. Kravatı mı takmayacakmışsın? Ne kravatı? Hayırdır? İş başı mı yapıyorsun? Gideceğiz emniyete. Sorgular var bir sürü. Onları kim yapacak? Ya ne emniyeti ne sorgusu Allah aşkına vuruldun sen be adam vuruldun ya. Doktor dedi ki dinleneceksin. Sen de eve gideceksin istirahat edeceksin yani. Ha, eve gidip istirahat edeceğim. Hmm. Sen mi bakacaksın bana? Çocuklar baksın sana. Ne bakacağım ben? Dur, önce şunu sokalım. Dur. Sok şunu önce. Vallahi bir şey değil mi? Hı. İyileşince artık emniyette mi kalırsın? Hı. İstanbul'a mı gidersin? Nereye gidiyorsan gidersin artık. Benden uzak ol da. Öyle diyorsun. Sen sabahki kavganın intikamını alıyorsun, değil mi? Böyle davranarak. Yüzükleri de çıkardık, değil mi? Ama bak ben haklıyım. Sabah kavga ettik, evet ama şimdi ne yapıyorsun? Bak, Allah. Ne? Eski kocanı böyle hastane köşelerinde giydiriyorsun. Allah Allah çok meraklısı değilim. Üstüme kaldın ne yapayım? Öyle mi? Evet. Ayakkabılarım kaldı. Allah ya şu ifadeni bir önce toparla tamam mı? İfademde ne var ya? Ölümlerden dönmüş bir adam ifadesi var şu anda. Yıkık bir insan var karşında senin. Ya bırak Allah aşkına. Üf, hadi. Olmuşsun sen çoktan olmuşsun. Neyi? Hadi giy şu ayakkabını. Ne oldu? Bekliyorum dışarıda hadi gel. Dur ben kendi kendime gelemem. Ya, bir o, el omzunu bir çola abi ben çolak. Hoş geldin avukat. Alel Sadi Bey ara. Müjdeyi ver. Bu iş bitti. Allah hakkımızda hayırlısını versin. Savcıyı vurduk. Selçuk Taşkın'ın oğlu da eylem yapılırken savcının yanındaymış. Emaneti nereye bırakalım? Bu da Akgün Gökalp'in bileti. Savcı yaşıyor. İmkanı yok.
İki tane sıkı oturttum göğsüne. Ne diyorsun sen avukat? Adam sapasağlam. Çelik yelek giyiyormuş. Ulan! Ulan! Allah kahretsin! Ne olacak şimdi? He? Ne olacak şimdi? Ali Sadi Bey'le konuştum. Akgün Taşkın kurduğumuz oyunu biliyor. Başlayacağım Akgün Taşkın'la. Kim lan o? Ondan mı çekineceğiz? Bırak ona ben tarif edeyim ulan, kim sus, olduğumuzu. Sus! Bir sus! Avukat konuşsun bir sus! İşi batırdınız beyler. Ama hatanızı telafi etmek için Ali Sadi Bey size bir şans daha verecek. Çok büyük kumpas lan bu. Ben bunu nasıl göremedim abi? Ben nasıl göremedim bunu ya? Ayılarla dans edersen böyle ezerler seni işte. Oğlum resmen adam yelek giymese toprağın altında olacaktı lan şimdi. Var mı böyle bir dünya? E sen de müebbetliktin kanka. Oğlum adam ölecekti diyorum ya. Yemişim müebbetini. Benim şimdi bu adamları azmettirenleri bulup öttürmem, konuşturmam lazım. E sen şimdi bir de bunların peşine düşeceksin tabii. Bak bence bırak polis halletsin bu işi. Babacığım bak böyle savcı indirecek kadar bir olaya kalkışıyorlarsa yani adamlar çoktan yok olmuşlardır. Bak bu adam bile ayda yılda bir doğru söylüyor. Bu adamlar kendilerini gömmüşlerdir, anladın mı? Bu adamlar maşa zaten. Önemli olan sen emir verene dokunabiliyor musun? Ne yapıyorsun? Kim arıyorsun? Emir verene. Baban mı? Babanı. Ne diyeceksin? Bildiğimi bilecek. Uyandığımı anlayacak. Kardeşim. Mekanı başımıza geçirtmeyelim. Arada biz de kaynarız hani. Bak yine deli deli bakmaya başladı bak. Selam söyle babama. Açarsa. Efendim. Söyleyeceklerimi iyi dinle. Ezberle. Bana kurduğun kumpas çöktü. İstediğini, amaçladığını elde edemedin. Başına gelenin bizimle ilgisi yok. Söylediklerinin de bir hükmü yok bu saatten sonra. Sana şimdi yapacaklarımı sıralayayım. Emri verdiğin, yani azmettirmeyi planladığın insanları bulacağım. Tek tek. Hepsini bulacağım. Anlattıracağım. Şakır şakır konuşturacağım. Kaydedeceğim. Sonra kaydı sana da, gerekli mercilere de yollayacağım. Aynı anda. Mevzu büyük. Savcının canına kastı. Kaybedecek hiçbir şeyim kalmadı artık benim. En fazla ölürüm. Bu saatten sonra gerisini sen düşün. Nefesim en sende. Selim ya, biz tut beni bir destek al. Tutayım ben. O zaman ben de yardım edeyim mi, ister misin? Hayır hayat, ben iyiyim. Aa. Yavaş, yavaş, yavaş. Baba. Sarılma, sarılma, sar. Sarıl. Yavrum benim. O kadar değildi o. Altay, kaburgası çatlak, bit, yavaş. Hazine, korkuttun bizi ya. Metin eyvallah ya. İyisin ha. Öyle vurulduk, yalandan vurulduk. Yalandan diyor ya. Allah delirtecek beni. İyi oturalım şöyle. Tamam tamam dur. Tamam tamam yok bir şey. Çelik yelek giyiyormuşsun doğru mu? Evet. Hep giymiyordun ama baba. Altay ama bastırma, bastırıyorsun. Araba çarptıklarında yoktu mesela. Ya bir daha denerlerse? Altaycığım. Yavrum yapma ya, merak etme, bir şey olmaz. Yani bir daha bir şey yapamazlar, korkma yani. Kaburgana mı isabet etti? Evet, kaburgama isabet etti, evet. Altay, hani biz bir belgesel izlemiştik, sen hatırlıyor musun? Hangisi? Bu dalgıç hikayesi vardı bir tane. Hangisi şey? Çarptı. Hah, tam oradaki durum işte. Yani kaburgası kırılmış, nefes aldığında, konuştuğunda acı. Çok soru sorma diyorsun yani. Yani.
Ben bir yemek hazırlayayım mı? Sen kalırsın yemeği. Yok, ben kalmayayım. Lütfen. Kal ya, saçmalama, kal. Kal Metin, kal. Ne yapacaksın ya? Kal. İyi, o zaman ben de teyzemleri arayayım. Yok, sen arama şimdi. Yardım edeyim ben sana. Gel. Oğlum sen bu karşındaki adamın Halil Sade olduğunun farkındasın değil mi? Bu coğrafyanın en tehlikeli sıfatı. Kardeşim, senden bir şey rica edebilir miyim? Geri arayıp özür mü dilesen ha? Sanki hani biraz ağır konuştun gibi geldi bana. Oğlum bu savcı yüzünden sen hepimizi öldürteceksin. Oğlum şöyle düşünün, mevzu benim mevzum. Sizinle alakalı bir husumet değil, rahat olun. Akgün, o dediklerini yapmayacaksın değil mi? Blöftü yani. Oğlum bu adam beni böyle ayağının altına alıp ezebileceği bir sinekmiş gibi görüyor. Ama artık tedirgin olacak. Nefesimi ensesinde hissedecek. Öyle olduğunda da hareket edecek. Azmettirenler de hareket edecek. Hareket edince ses çıkacak. Ben sesi takip edeceğim. Bulacağım. Kısacağım. O sesi. Mevzu da böylelikle kapanmış olacak. Tek başına mı yapacaksın ama? Tek başıma yapacağım. Oğlum sen demedin mi biraz önce? Bu mevzu büyük mevzu diye. Sizi ilgilendirmiyor. Şimdi şöyle. Ortaksak ortak gibi davranacağız. Şu an benim anladığım şey doğru mu? Sen babanla karşı karşıya mı geleceksin yani? Günün sonunda bu adam senin baban mı? Soner. Babam. Ama beni sevmiyor. Sen oraya ne yazıyorsan bizi de yaz. Şimdi pardon. Biz derken ben anlamadım. Ağrı abilerin birinci tekil şahsı gibi biz mi yoksa hani... Eray. Sus. Seninle beraber 2,5 oluyoruz zaten. Sus. Daha fazla kendini eksiltme. Aşk olsun abi. İyi günler beyler. Ali Bey hoş geldiniz. Buyurun. Başkomiserim. Akgün Gökalp Taşkın. Nasıl savcım, iyi mi kalktım ayağa? Selamı var. Aleyküm selam. Seni görmek ister. Ya memur bey, siz bu çocuğu gün aşırı tutukluyorsunuz. Niye öyle oldu? Şimdi karakola gidip bugün olanlar için ifade vermenden kurtaralım seni. Direkt birinci ağızdan anlatırsın. Tabii buyurun. O zaman akşamı hazırla yaparsınız. Ben de. Eyvallah. Eray bir müzik be. Oğlum. Soner Bey'e oynak bir şeyler çalın da keyfi yerine gelsin. Babacığım bir dikkat etsen mi? Her yer değiştiriyorsun sürekli. Bu Akgün neden okula geldi? Bilmiyorum. Bilmiyorsun. Nereden bilebilirim baba ya? Geldin beni sabah okula bıraktın, bütün günde beraberdik yani. Nereden bileyim ben Akgün'ü? Peki bu çocuğun karıştığı, boyunu aşan bir şeyler olabilir mi? Neyi merak ediyorsun sen? Sanki senin Akgün konusunda biraz kafan karışmış gibi. Bir şey varsa öğrenmek istiyorum senden. Söylemediğin, söylemeye çekindiğin bir şey varsa. Çünkü biliyorsun öyle ya da böyle öğreneceğim işin iç yüzünü. Ama senden duymak istiyorum. Zaman kaybetmemek için. Sabah ablamdaydım. Çok üzüldüm olanlara. Ben de. Nerede kalacaksın peki, teknede mi? Emel mi soruyor bunları canım? Hı?
Yemeğe davet ediliyorum. Ekstra ilgi alaka. Ha? Ne dememi istiyor Emel? 10 yıl öncenin hesabını şimdiki zaman kullanarak veremiyorum ben. Metin böyle söyledi dersin. Ablam seninle konuşmamı falan istemedi. Metin, sen benim için ablamdan bağımsız olarak çok sevdiğim, çok saydığım, çok değer verdiğim bir insansın. Selim'in yokluğunda Altay için çok önemli bir boşluğu doldurdun sen. O yüzden Emel'le aranızda ne geçerse geçsin, seninle olan ilişkimize yansıyamaz, yansıtmam. Tamam mı? Özür dilerim efendim. Kuruyorum işte kafamda artık. Önemli değil, önemli değil ya. Olur. Olur da. Nerede kalacaksın sen? Teknede mi? Tekne. Bir şey diyeceğim. Selim'in tuttuğu ev bomboş. Orada kal. Yok, orası olmaz. Ne gerek var? Ne? Niye olmasın ya? Hem bu kot kafayla birbirinizi toparlarsınız birazcık. Kış günü tekne olmaz Metin. Bak şimdi ayrı ev tutayım desen o da hoş olmaz yani, sanki ayrılık kılıcıymış gibi filan. En iyisi burası işte. Tamam, ben bakarım bir şekilde. Canan'ın gönderdiğim adrese gelirseniz yüz yüze konuşalım. Ben yukarıdayım. Tamam canım, ben yapıyorum salatayı. Geldik savcım. Bak şimdi geliyorum. Nereye? Geliyorum, bir işim var biraz. Ama bak yani annem görmesin seni böyle. Tamam, geleceğim şimdi. İşimi halledeceğim, geleceğim. Yani bir sakatlandın, bari sakatken bir otur bir dinlen. Yok. Alo Canan. Fatih, selam. Selam ya, olayı duydum, çok üzüldüm. Selim nasıl? İyi, iyi, iyi. İyiyiz, eve çıktık. Ya senden bir şey rica edecektim ben. Ne istersen? Bu otelin müdürü var ya, bu sabah benim ofise geldi, görüştük. Otelin müdürü mü geldi? Evet, evet. Bu videoyu sızdıran kişinin adını, adresini falan her şeyini verdi bana, telefonunu. Aradım ben de adamı. Her şeyi anlatacağını söyledi. Her şeyi anlatacakmış, öyle mi? Evet, evet. De işte bu akşam buluşacaktık da bu iş geldi başımıza. Ben çıkamıyorum evden. Selim'in yanında kalmam lazım. Diyecektim ki sen görüşür müsün acaba? Fatih. Buradayım, buradayım. Ha, görüşebilir misin? Görüşeceğim Canan'cığım. Çok teşekkür ederim. Ben sana şimdi bütün bilgilerini yolluyorum, tamam mı? Benim adıma görüştüğümü söylersin. Tamam canım, söylerim. Çok teşekkür ederim. Al, imzalı ifadeni. Savcı, buyur. Geçmiş olsun. İyi misin? İfaden bu mu? Doğrudur. Görmedim, bilmiyorum, duymadım. Savcı olan sensin. Yani arkanda kolluk kuvveti. Arayıp bulacaksın işte savcım, ben bilmiyorum yani. Görmedim hakikaten. Bana saldıranlar kimdi? Bilmiyor musun? Halis Saide'nin gönderdiği tetikçiler kimdi? Onları bilmiyorum işte savcım. Onları biliyorsam şu an sana şakır şakır ötüyordum, emin ol. Bugün sana hastanede bekle dedim. Niye beklemedin? Benlik bir şey kalmadı çünkü orada yani. Ben senin bir şeye ihtiyacın olur diye bekliyordum orada. Sizinkiler gelince çıktım. Saldırı esnasında ne işin vardı orada? Nasıl bir tesadüf yani bu? Savcım iyi ki oradaydım bak. Seni hastaneye götürmek nasip oldu, çok şükür. Düzgün cevap ver. Resmi bir yerden mi soruyorsun bunu? Savcı kimliğinde mi soruyorsun? Gerekirse resmiyete de dökerim. Yok tamam, dökme, yorulma Allah aşkına, dur. Yağmur görmeye gittim okula.
sinirlenmedin mi? Yani dünkü yaşanan o tatsız hadiselerden sonra ne bileyim bir halini hatırını sorayım dedim. Yağmur'u görmeye gittim. Bunu bir buluşma olarak algılama lütfen. Çünkü öyle değil. Tamam uzatma, yalan söylüyorsun. Sana inanmıyorum. İnanmadığını biliyorum savcım, görüyorum. Yağmur'a bunu yapanları bulacağım demişsin. Hayırdır? Kim olarak söylüyorsun bunları? Sen misin buraların zaptiyesi? Estağfurullah savcım, o anki ruh haliyle söylenmiş bir şey bu yani. Merak etme, düşmem kimsenin peşine. Oğlum bak, eğer boyundan büyük bir suya düştüysen bu durumların bir kaidesi vardır. Bu olmamak için el sallarsın. Ki insanlar seni görsünler, yardım etsinler. El uzatsınlar, canı yeleğe atsınlar. Yoksa akın diye kapılırsın. Bu olur gidersin, kimse izini bile bulamaz. Tamam. Aldım nasihatini, attım cebe. Özlemişim buraları bu arada. Gideyim mi, serbest miyim artık? Yardım edeyim mi? Bırak bırak, tamam. Sebebini bilmiyorum. Ama bence çok büyük bir açmazın içindesin. Gözlerinden anladım. Çocuğu geri götür. Peşine adam tak. Gözlerin üstünü ayırmasınlar. Çocuğun anlatamadığı bir iş var başında. Anlaşıldı savcım. Selametle komiserim. Ne var ne yok? Hiç vakit kaybetmiyorsun savcım. Alo. Ne haber Akgün Gökalp? Kimsin? Ferhat ben. Ne istiyorsun lan? Savcın nasıl? Saati yerinde mi? Ulan o kadar tezgah kurduk. Şansı yaver gitti. Gerçi önlemini almış. Boş adam değilmiş senin bu savcı. Halil Saade'nin bu işte sen miydin lan? Koş yetiştir savcını. Alışıksındır sen de baban gibi savcıyı ötmeye. Sen neredesin? Ben geleyim oraya. Kim kimi ötüyor, nasıl ötüyor bir gösterelim. Senden mi korkacağım lan bebe? Yerimiz yurdumuz belli. Varsa yüreğin gelirsin. Ama nerede sende o yürek? Yanaşma. Geliyorum lan, bekle. O mekanını seni ben. Seninki mekana geliyor dayı. Aldı gazı. O gelmeden biz alacağız onu. Sebep? Anlamadım, niye zahmete giriyoruz ki? Kendi ayağımıza geliyor zaten. Halil Saadi şehir içinde çatışma istemiyor. Sessizce halledin dedi. İyi, siz bilirsiniz. Her türlü. Selim, iyisin ha? İyiyim ya, iyi bir şey yok yani. Böyle ani hareket yaptığımda falan biraz sızlıyor da. Ya normal ya. Neden sen bu gece, bak çok oturmayın. Serin ne oldu? Ben kalkıyorum artık. Elinize sağlık. Çok güzeldi her şey. Afiyet olsun. Dur geçireyim ben seni. Yani i̇yi geceler. Görüşürüz. İyi geceler canım. Enişterim çok selam söyle. Söylerim canım benim. Metin. Bu evin anahtarı. Ya canım ben bilemedim şimdi. Nasıl yapacağız bunu yani? Ya sen düşünme. Geç rahatına bak. Selim burada. Ben bırakmayacağım onu. İyi peki. Sağ ol.
demek. Hadi geç sen de, bekletme. Tamam, hadi iyi geceler. İyi geceler canım. Selim. Hadi kalk yukarı çıkarayım seni, dinlen biraz. Yukarı mı? Hı. Canan'ım ben şimdi hiç yani yatmayayım yukarıda ya. Ben eve giderim gerçekten. Ay, şurası zaten. Ben hiç ben... rahatsızlık vermeyeyim durduk yere şimdi ya. Ya ben bırakmam seni böyle, hadi. Tamam, düzeninizi o zaman, şu koltukta kıvrılır yatarım ya. Ya Selim Allah aşkına, hadi. Tamam. Gel diyorsun, yukarı gidelim. Gel diyorum, 10 kere de söyletme işte. Tamam, geliyorum. Geleyim, yukarı geleyim. Ağrın da var çünkü biraz. Çok mu? Bayağı var çünkü. Siviller hala kapıda. Savcı demek ki dedi ki Akgün'ün kuyruğunu bırakmayın. 24 saat. Güzel. Ne yapıyoruz? Ne yapacağız? Ben arka kapıdan çıkacağım. Üst sokakta buluşacağız. Şimdi bu Ferhatların mekanında çok fazla adam olabilir, tamam? Biz sana güveneceğiz, değil mi? Kanka, biz ne dedik? Roket takımıyız dedik, bitti gitti. Bizde yanlış olmaz. Hadi. Ben üst sokakta sizi bekliyorum o zaman. Yağmur. Neredesin? Kulüpteyim. Babam seninle ilgili beni sıkıştırıyor, haberin olsun. Bir şey söyledin mi? Hayır. Ama bak, bu sadece senin kişisel meselen değil, tamam mı? Yani tek başına hareket edemezsin. Gidip babama da anlatmalısın. Konuşacağım Yağmur, konuşacağım. Ne zaman? Yarın. Niye bugün değil Akgün? Sen yine ne atlar çeviriyorsun? Yahu bir şey yapmıyorum. Yarın konuşacağım. Bak, seninle konuştuk Yağmur. Kimseye bir şey söylemeyeceksin. Tamam mı? Söz verdin bana. Sakın. İyi. Tamam. Ama bak, eğer yarın anlatmazsan giderim ben anlatırım, haberin olsun. Tamam. Alo. Yine kapattı ya. Beni mi arıyorsun kardeş? Ay tamam, pardon, tamam, pardon. Tamam, iyiyim. Dur, tamam. Of. Bu yastık. Evet, o tamam, çok iyi. Rahat mısın? Rahatım, evet çok rahatım. Tamam, hadi iyi geceler. Çok rahatım da... Ne yapacağım ben burada? Uyu, Selim. Nasıl uyuyayım ya? Yok ki uykum, saat kaç? Ya kapa gözünü, gelir uykun, hadi. Ya bari aşağıda koltukta senin televizyonu falan bakardım arada ya. Selim Allah aşkına, hadi yat dinlen. Yani o zaman ben böyle tavanlara baka baka oturayım biraz daha burada. Ne yapayım? Böyle duralım, kaderimiz buysa. Bekle, Altay'ın tabletini getireyim ben.
Hay kurban olduğum ya. Ne gülüyorsun? Ne güleceğim ya? Bende gülecek hal mi var? Şöyle otursan. Ben ne açayım? Ne istiyorsun? Haberleri açacaktım ama. Dur, tamam. Sen mi yapacaksın? Ben yapacağım. Bir ajans aç be gülüm. İyi ki buradasın. Sen olmasan ben yemek bile yemezdim valla. Yok artık. Valla. Olmaz öyle, salma kendini. Bak böyle zamanlarda en güzel şey nedir biliyor musun? Kendinle ilgilenmek. Uzun zamandır yapmak istediğin ama yapamadığın bir şey yapmak. Kafan dağılır. Spora mı başlasam ben ya? Sen de her sabah yapıyorsun. Yarın sabah seninle yapayım ben. Olur tabii. Ay dur, yarın olmaz. Yarın olmaz. Fatih'le buluşacağım. Bir arkadaşına ev sattım. Aa. Bu satın almaktan vazgeçtikleri evi mi alacaklar? Yok, başka bir arkadaşı. Allah'tan bu sefer sattık. Yarın Fatih'le işi bitireceğiz. Ya sen bana kızıyordun ama bu Fatih'le hakikaten yakıştırıyordum ben sizi. Öyle yapıyordun değil mi? Sen normalde kızarsın Fatih deyince ama bu sefer bir tepki vermedi. Ne bileyim canım, yani o kadar da kötü bir adam değil ya. Ya ne? Ne? Sen söyle ne? Niye gülüyorsun sen? Üf, tamam anlatacağım. Ama çok saçma bir şey. Ne? Bak, sana anlatacağım şeyi eğer birisini anlatırsan Emel, hayat boyu konuşmam seninle. Ay tamam Serap, söyle, merak ettim. Naz'ın bize gösterdiği o aplikasyon var ya. İndirdim ben onu. Çapkın, bir de restoranda bana kızıyordun. Ya öylesine hemen sildim zaten. Neden? Çünkü karşıma Fatih çıktı da ondan. Aa, çakal Fatih'e bak sen. Aa, çok utanıyorum, inşallah görmemiştir. Ama görse ne olacak be? Sen akıllı, cesur, ayakları yere basan bir kadınsın. Kime ne sonuçta? Yani o da doğru. Bana bak. Normalde sen de böyle düşünürsün. Ne değişti? Bir şey değişmedi. Bu Fatih iyi adam hakikaten. Bakma sen benim söylediklerime. Yani bir kötülüğünü görmedik sonuçta. Emel hadi yemeğimizi mi yapsak? Hadi ne yapsak? Yapalım. Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Yaklaşma. Yaklaşma avukat. Sakin Koray, sakin. Bir şey yok. Hepsi senin yüzünden. Başımı belaya soktun. Basit bir işlemiştin, altından savcıya kopya çıktı. İşimden oldum. Avukat peşimde. Sakin, beni dinle. Koray, sakin ol. Endişelenecek bir şey yok. O avukat kadın korkacağın bir kadın değil. Şans eseri bir şey yakalamış ama gerisini getiremez. Merak etme, ben halledeceğim, tamam mı? Bana hiç öyle gelmedi. Kopya kurmaktan sana dava açacağız dedi. Çok da ciddiydi. Beni dinle. Bak Korhan, bunu al, dediklerimi yap, yeter. Gerisini ben halledeceğim. İstemiyorum senden para falan. Korkarak yaşayamam ben. Gidip her şeyi anlatacağım. Şişt, yapmayacaksın. Beni ele vermeyeceksin değil mi Korhan? Görürsün bakalım, yapıyor muyum, yapmıyor muyum? Lan oğlum, çalımsın sen. Şu parayı al, ortadan kaybol. Gerisini ben halledeceğim. Hepsi bu. Bırak beni be. Saçmalama. Seninle anlaştık biz. Bunu yapmayacaksın diyorum. Bırak beni diyorum sana. Arkanda bırak. Kimler var biliyor musun? Bitirirler lan seni. Bırak ya beni, bırak! Bak Koran! 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 Bak Koran! Bak Koran! Lan salak ne yaptın lan? Lan ne oldu?
Savcının yamacından ayrılmıyorsun. Bir de bize boş okuyordun o gün savcıyı ben bitireceğim icabında diye. Yalancı çakal. Halil Sade önünüze sizin ne attı öyle kemireceğinizde beni? Beni böyle tezgaha getirdiniz, arkamdan oyun kurdunuz bana, ha? Ben de seni almaya geliyordum biliyor musun? Şanslı adammışsın. Önce sen davrandın. Eğer ben seni alsaydım nasıl ağlatacaktım seni belli değil. Yolun sonuna gelmişsin. Hala hesap peşindesin. Ne olduğu belli olmayan bir sosyal medya fenomeni boyuna yiyecektik. Kimsin sen? Video mu çekeceksin? Kayıt mı alacaksın? Ne yapacaksan al, sık ama gözlerimin içine bakarak yap. Şehadet getir Selçuk Taşkın'ın oğlu! Biz de duyalım. Sen dua bilir misin lan? İmansız. Sık. Senin kalemin kırılamıyor Selçuk Taşkın'ın oğlu. Babanın vefalıları çok. Ama bak seni soyadın muhafaza ediyor. Bak. Ferhat kardeş senin kadar şanslı değilmiş. Lan bırak lan! Allah kurtarsın diyelim seni. Yatarın en az 20 yıl. Uyandığında polis başında olur. Bayıl lan artık! Bayıl! Polisler geldiğinde uyanırsın. Ha. Sen içerideyken dondu, atletti falan ben bırakırım. Sen sıkılma, tamam mı? İhbar yapın polislere. Bırak ya, tamam bir şey yok zaten haberlerde. Gelmedi mi uykun hala? Sen yanımdayken gelmiyor ki uykum benim. Uykularını kaçırıyorsan demek ki. Hadi ben kalkıyorum. Bugün vurulduktan sonra aklıma ilk ne geldi biliyor musun? Bilmiyorum da, bilmek de istiyor muyum onu da bilmiyorum. Bu yüzüklerimizi nasıl aldığımızı hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. İzmir'e babanlara gidiyorduk. Kendi aramızda söz kestik diyeceğiz. Seni isteyeceğim. Kimsem yok. Tek başıma kendime seni isteyeceğim. Bir ay kendi kendini yemiştim. Nasıl olacak, ne yapacağız diye. Beş paramız yoktu ya. Beş paramız yoktu. Yüzük yok ya, yüzük. Yüzük, yüzük otobüste olmadı aklımıza geldi zaten. Otogarda indik, fellik fellik yüzük arıyoruz her yerde, kuyumcu arıyoruz. Dönüş parasıyla yüzük almıştık. Sonra gittik, baban taktı yüzükleri. Rahmetli baban. Allah rahmet eylesin. O yüzükleri taktıktan sonra ben senin kulağına bir şey fısıldadım. Hatırlıyor musun? Galiba. Bu yüzüğü çıkardığım gün benim öldüğüm gündür demiştim. Vurulunca aklıma ilk o geldi. Yüzümün parmağımda olmadığını fark ettim bir an. Paniğe kapıldım. Böyle bir şey olacakmış gibi hissettim. Sanki bir yerlerden böyle bir uyarı gelmiş gibi oldu. Madem çıkardın parmağından yüzüğü, o zaman verdiğin sözü tutacaksın. Böyle şeyler düşünün. Hayatımın manası kalmamış gibi, mucizemi kaybetmiş gibi oldum. Burada yerde yatarken bunu düşündüm. Bu saatten sonra her şey olabilirmiş gibi hissediyorum. Aa, o
konuşma şöyle ne olursun ya. Tak o zaman geri. Önce sen tak. Ama böyle dalga geçme ya. Ciddiye al biraz şunu. İkinci kez geliyor başına bak bu. Üçüncü de bu kadar şanslı olmayabilirsin. Tamam hadi sen de artık iyisin. Çok rahatsın, çok iyisin, tamam mı? Hadi. Alo. Rahatsız ediyorum savcım. Biraz önce emniyete isimsiz bir cinayet ihbarı düştü. Fail Akgün Gökalp Taşkın. Akgün mü? Siz peşinde değil miydiniz bunu ya? Ekibi atlattığını düşünüyoruz. Şu anda olay yerine intikal halindeyiz savcım. Hiçbir şey yapmadım ben. Tamam dur orada. Ben hiçbir şey yapmadım ama. Tamam bak korkacak bir şey yok. Ben hiçbir şey yapmadım ki. Tamam. Korkacak bir şey. Şüpheli ormanlık alana doğru kaçıyor. Akgün Gökalp Taşkın. 1.85 boylarında. Tekrar ediyorum Akgün Gökalp Taşkın. Savcım, maktul Ferhat Yağız. Tanınmış yeraltı simalarında. Cansız bedenini ve cinayet silahını bulduk. Olay yeri inceleme yolda biz de onları bekliyoruz. Akgün? Olay yerinden kaçtı. Bana bak, sen gözünle gördün mü bu çocuğu? Gördüm savcım. Eşkal dağıtıldı, her yerde aranıyor. Yarın bu ölen şahısla ilgili herkesi sorguya istiyorum. Emredersin savcım. Bir iş var. Bir iş var ya. Bu çocuk katil değil. Bir iş var. Bir şey oluyor. Bir şey oluyor. Bas oğlum bas. Bu Ferhat denen şahsı infaz ettiler. Benim silahımla cinayeti benim üstüme yıkacaklar. Seni gömeceğiz oğlum. Kimsenin bulamayacağı bir yere gömeceğiz. Neresi orası? Vallahi bakacağız artık.
Günaydın savcım. Savcım nasıl oldunuz? İyi. Bu bana saldıranlarla ilgili bir gelişme yok değil mi? Maalesef savcım. Siz hatırlamıyorsunuz değil mi size ateş edeni? Ben anlamadım ki ne olduğunu. Bir şey soracağım. Sen dün gece Akgün'ü gördüğüne eminsin değil mi? Gayet net gördüm savcım. Her şey hazır. Akgün'ün orada olması, isimsiz ihbar. Adamın Akgün'e çektiği tehdit videosu, Akgün'ün tabancası. Tutuklanması için her şey hazır. Öyle. Ama işte Akgün adam öldürecek çocuk değil. Başından büyük bir işe kalkıştı. Bir oyuna geldi. Ama işte ne oldu? Ferhat'ın ortakları, Cemal'le dayı dedikleri. Onları ayrı ayrı sorgu odasına aldım savcım. Tamam, iyi yapmışsın. İkisinin sorgusuna da ben gireceğim. Emredersiniz. Kendin uyumadın, beni de uyutmadın ya. Ne yapacağım lan ben? Ne yapacağım lan ben? Saklanacaksın. Saklanacağız. Kimse bilmiyor burayı. Kimse bulamaz bizi. Günler, haftalar, aylar boyu ben ruhumu saklanacağım Soner. Ne yapacağımıza karar verene kadar hareket etmeyeceğim. Ne kararından bahsediyorsun sen ya? Adamlar beni gördükleri yerde takacaklardı diyorum kelepçeyi ya. Takacaklar doğruca hapse. Soner, ben bile inanmam suçsuz olduğuma o delillerle. Anlatabildim mi? Adam yanımdaydı diyorum. Benim silahımla vuruldu diyorum ya. Düşüneceğiz bir şeyler. Hiç düşünme kardeşim. Ben sabaha kadar düşündüm. Hiç yorma kendini. Bunun tek bir çözümü var. Madem hapse gireceğim, hak ederek gireceğim. Hak ederek gireceğim hapse. Bedelini ödeyecekler. Kızgınsın, anlıyorum. Ama bu heriflerin üzerine yürümen demek, hani ölmen demek. Umurumda mı lan? Benim umurumda mı? Oğlum sen Selçuk Taşkın'ın oğlusun diye hayattasın şu anda. Anladın mı? Yoksa o Ferhat'ın cesedinin yanında senin cesedin vardı. Çıkacağım karşılarına. Bedeli neyse ödeteceğim. Madem Halil Sadi'ye dokunamıyorum, maşaları çekecek cezayı. Anlatabiliyor muyum? İyi, git savcıya teslim ol o zaman. Kendini öldürtme. Silahın nerede? Versene şu silahı. Ne silahı? Silahı ver. Oynatma beni burada hadi. Silahı ver. Ne yapacaksın silahı? Oğlum silahın nerede? Ne yapacaksın? Allah aşkına şu silahı ver bana. Nerede? Söyle yerini. Burada mı? Burada mı? Arabada mı? Sonra ya silahın yerini söyle bana. Hakkın yok silah. Soner, silahın yerini söyle bana. Burada mı bıraktın, arabada mı? Nerede lan silah? Silah ver bana, silah nerede? Silah nerede? Silah nerede? Çabuk bana silah nerede olduğunu söyle. Silah nerede? Lan? Lan Soner! Lan Soner! Lan ne yaptığını farkında mısın sen? Ne yapıyorsun sen? Oğlum bak, pişman olursun. Bak aç şu kapıyı. Ulan sen hasta mısın? Kendini öldürtmene gönlüm el vermedi yakışıklı. Salim kafa düşün sen şimdi burada. Lan senin ağzını burnunu kıracağım lan senin. Lan boşuna bağırma. Ulan ben bunları senin yanına bırakır mıyım? He? Ne yapıyorsun sen burada? Eniştende kaldım. Hiç haberimiz yok. Ben seni teknedesin zannediyorum. Niye söylemiyorsun ki? Söylüyorum işte. Yani ilk defa bu gece kaldım. Öyle bir vakit olmadı ki. Ya sen şöyle bir gelsene. Otur biraz konuşalım. Bak, sen bana kızgınsın, kırgınsın. Anlıyorum. Haklısın da. Ama ben hala senin baban. Yani ben geçmişte hatalar yaptım. Bunları değiştiremem, orada duruyorlar o hatalar. Ama ben böyle bir adamım. Neyse o. Beni nasıl bir adam olduğumla değil, nasıl bir baba olduğumla yargıla. Hem illa yargılayacaksın.
istemiyorsun sen beni. Bunu açmam lazım. Alo? Alo. Naz, ben Soner. Soner? Ya benim acilen Yağmur'la konuşmam lazım da nasıl yaparız onu? Yeğenin mi senin? Doğrudur. Akgün Gökalp Taşkın mekanınızı kurşunlamış. Neydi husumetiniz? Rahmetli kardeşimiz bir video çekmiş. Selçuk Taşkın'ın oğluna hakaret eden bir video. Aslında husumet o şekilde başlıyor. Gelip bizi mekanımızda tehdit etti. Kendisine biat etmemizi istedi. Sen daha önceden tanıyor musun bu çocuğu? İsmini biliyorduk. Arkadaşın biat etmenizi istediğini söyledi. Öyle mi oldu? Cemal söylediyse öyle olmuştur. Bak, sen akrabanı kaybetmişsin. Acın büyük. Bağlantılı insanlarla siciliniz var. Bu Halil Sadi ile ilişkiniz nedir? Sevip saydığımız bir büyüğümüz. İş adamı sonuçta. İş adamı ha? Senin iplerin Halil Sadi mi tutuyor? Biz işinde gücünde devletine milletine bağlı. Hangi iş, hangi güç, ne iş yapıyorsunuz lan siz? Sayfa sayfa siciliniz var, hangi iş? Cezası yatıldı çıkıldı. Peki bu çocuk tenhalarda Ferhat'la neden buluştu? Ferhat çok gözü kara bir çocuktu. Gitme dedik ama dinletemedik. Ortağın mı ihbar etti? Bilmiyorum. Bilmiyorsun ha? Akgün Gökalp olay mahallinde. Olay mahallinin civarında Akgün Gökalp'in silahı, isimsiz bir ihbar. Gel sen bana bu işin doğrusunu anlat. Bak, yüzünden okunuyor, için yanıyor seninle. Belli ki seni de ezip geçmişler, bir dümen kurmuşlar üstüne. Söyleyeceğim başka bir şey yok bununla ilgili? Yok. Ulan koca adam karşımda, ağladı ağlayacaksın. Belli ki bir şeyler eksik anlatıyorsun. Bu alemin raconu böyle. Biz bir yola çıkarken kefenimizi giydik de çıktık. Ekleyecek bir şeyim yok. Çocuğu Akgün mü vurdu diyorsun? Doğrudur. Neden bu kadar eminsin? Ferhat onunla buluşmaya gidiyor. Sonrasında haberi geliyor. Başka kim öldürecek Sayın Savcım? Peki ben niye inanmıyorum sana? Siz delillere inanın savcım. Hangi delil lan? Hangi delil? Ortada delil melil hangisi? Ne var delil diye ortada? İsimsiz ihbardan başka ne var elimizde? Bilmiyorum. Bilmiyorsun. Akgün Gökalp'in silahını olay yerine sen koymuş olabilir misin? Bak, varmış delilin savcım. Bak, senin hayatını karartırım. Bana doğru düzgün cevap ver. Bu arada geçmiş olsun savcım. Sen nereden ne biliyorsun lan benimle ilgili? Dellenme hemen savcım. Polisler aralarında konuşuyordu, oradan duydum. Söylediğin hiçbir şeye inanmıyorum. İfadenin A'dan Z'ye hepsi yalan. İspatınız varsa devletin önünde bütün boynumuz kıldan ince Sayın Savcı. Kes lan. Savcım. Adli tıptan otopsi raporu. Ne diyor? ...1.75 boylarında yakın mesafeden sağ elle, sağ elle ateş edildi. Sağ elle. Naz? Ne oldu? Soner aradı, seninle konuşması lazım acil. Bir şey dedi mi? Neyle ilgili? Alo Yağmur. Nasılsınız Yağmur? Seninkiyle ufak bir problemim var benim. Benimki? Seninki ha. Kim olabilir? Akgün'ü mü diyorsun? Bravo. Yani sen de az onunki değilsin gerçi ama... O da boş değil yani sana. Neyse konumuz bu değil. Şimdi ben onu böyle kimsenin bulamayacağı bir yere getirdim. Çünkü kendisi polis tarafından aranıyor. Polis tarafından mı aranıyor? Ne oldu, neden? O uzun hikaye. Nedenini sonra anlatırım ama problem şu. Ben arkadaşı tutamıyorum şu anda. Biraz fazla öfkeli ve kendini öldürtecek bir şeyler yapabilir. Şimdi onun sana karşı boş olmadığını düşünürsek... ...belki onu ikna edersin diye düşündüm. İyi tamam, ver telefonu hadi. Yok prenses, sen yanlış anladın. Onu bir yere kapattım. O yüzden şimdi daha da sinirli. Gelirsen, yüz yüze konuşursan... Belki bir şeyler yapabilirim. Thank you.
İçeride. Tamam, sağ ol. Pişman edeceğim oğlum senin şu yaptığın şeye. Görüşeceğiz seninle. Son er. Akgün. Ya. Ya. Yağmur, senin ne işin var burada ya? Sen misin? Soner gönderdi beni. Ay Soner, ay, ay Soner. Yağmur bak, burada olmam bile çok tehlikeli. Lütfen ne yapıyorsun sen ya? Lütfen gider misin? Git. Akgün, gitmeyeceğimi sen de biliyorsun. Bak tamam. Ben şimdi bu kapıyı açacağım ama bana her şeyi anlatacaksın, tamam mı? Yağmur bak. Akgün, buradan çıkmak istiyor musun? Ha? Tamam. Tamam. Güveneyim mi sana? Tamam. Ya sen. Ya gel şuraya ya. Kusura bakmayın, siz de getirdik buraya kadar. Olsun, ne olacak? Kuzenin inşallah ikna eder. Yağmur ikna konusunda iyidir. Normal yollarla ikna edemezse darlayıp bezdirip yine de ikna eder. Sen merak etme. Bekleyeceğiz o zaman. Sen nasılsın? Bekleyeceksek gel beraber bekleyelim. Ama sen yapmadın Akgün. Yani bunu anlatmanın bir yolu olmalı. Yok Yağmur. Hiçbir yolu yok. Adamı benim silahımla vurdular. Bir de kaçarken polise çarpıştım. Ben seni hiç dinlemeyecektim. Gidip babama her şeyi anlatacaktım. Yağmur, şu an bunları konuşmamızın hiçbir faydası yok. Polisler beni gördükleri yerde takacaklar, yapıştıracaklar bileklerime kelepçeyi. Ondan sonra verildi hapis. Dava süresince masum olduğumu anlatmakla geçecek. Bütün evre masum olduğumu anlatmakla geçecek. Bomboş. Gidelim. Babama söyleyelim. Bak babam zaten biliyorsun, inanır senin masum olduğunu. Yağmur, inansa da bir şey yapamaz adam savcı. Yani yine kanunu dinleyecek. Adam savcı, yapacağı hiçbir şey yok. Ama bunu yapanlar bunun bedelini çok ağır ödeyecekler. Çok ağır ceza keseceğim onlara. Anlatabildim mi? Ondan sonra gireceğim içeriye ben. Ne yapacaksın? Bile bile ölüme mi gideceksin? Ne yapayım? Yaptıkları yanlarından kar mı kalsın Yağmur? Ne yapayım? Sen söyle bana. Nasıl yapacaksın Akgün? Öldürecek misin? Onlar gibi katil mi olacaksın sen? Ha? Tabii ölmezsen. Sonra? Bunun sonu gelmeyecek mi? Onlar da karşılık verecek, kimin kime gücü yeterse. Neye dönüşeceksin peki sen? Başka bir Selçuk Taşkın, yeni bir Ali Sadi mi olacaksın? Akgün, bana bak. Bak sen bu değilsin. Sen bu yola o yüzden girmedin, tamam mı? Sen bu yola babamı korumak için girdin. O yüzden o yolda daha fazla durma. Gel yanıma. Gel aydınlıkta dur. Ortada duramıyorum ki. Tamam, biliyorum çok zor. Ama doğru yolu bulmak zorundasın Akgün. Thank you.
Babanla ne oldu, aranız düzeldi mi? Kıymetini bil ya babanın. İyi adam. Seninkinin aksine değil mi? Söner, benim aklımı hala almıyor ya. Bir baba evladına böyle bir şey nasıl yapar ya? Benim annemle babam hiç evlenmedi ki. O yüzden ya ailem de olmadı seninki gibi. Ben babamı 10 yaşında gördüm zaten ilk. Belki de o yüzden sevemedi bir türlü. Kucağına almadı aslında. Hani kucağına alırlar ya bebeği. Beni kucağına almadığı için sonuçta önemli bir şey o. Çirkin bir bebek miydim acaba? Ben çirkin miyim? Ya da ben onun sevgisizliğini bazı mazeretler uyduruyorum. Ama er ya da geç bulmuş, senin yanına almış. Bir baban olmuş sonuç olarak. İnsan sevmesi böyle bir şey yapar mı ki? İnsan mecbur kalınca neler yapıyor ya? Muhtaç olunca. Ne demek bu şimdi? Yok bir şey. Kapatalım bu konuyu. Hastanedeyken ben kulak misafiri oldum. Tek böbreğin yokmuş. Doktor nedenini soruyor. Kapatalım konuyu dedim mi ben? Bununla bir ikisi varsa. Konuyu kapatalım diyorum. Duydun değil mi beni? Nesini anlamıyorsun? Sana ne? Ya ben sana kapatalım konuyu dedim mi demedim mi? Dedim. Gerçekten böyle mi olsun istiyorsun? Senin için doğru olan bu değil mi? Haklısın. Hadi o zaman. Yağmur. Ben savcıma bir söz verdim. O yüzden şu an yapmak isteyip yapamadığım o şeyi yaptım say. Yaptın saydım. Günaydın. Fatih Bey ofisinde mi? Fatih Bey şu an müsait değil. Toplantısı mı var? Benim çok acil bir imza alıp çıkmam lazım. Anlıyorum ama kesinlikle rahatsız etmeyin diye talimatı var. Arkadaşıyım ben. Serap derseniz görüşecektir. Bakın madem yabancı değilsiniz, açıkçası Fatih Bey biraz rahatsız gibi. İmza atacak durumda değil. İsterseniz siz bırakın, ben bir ara kendisine iletirim. Nesi var? Ben bir göreyim en iyisi. Fatih, iyi misin? Aa, Fatih, ay Allah, gel. Fatih, ne yaptın kendine böyle? İyi misin? Yani olsun, istemedim. İstemedim ben. Dur, tamam dur. Dur biraz, yüzüne su serpelim. İyi gelir. Selam. Fatih, ne yaptın kendine böyle? İyi misin? Ne oldu sana? Ölsün istemedim. Ne diyorsun Fatih? Ne ölmesi? Benim yüzümden oldu. Ölsün istemedim.
Sonrasını yalnız yürümem lazım. Gelemezsin sen. O yüzden göremezsin de beni. Güzel bir deniz kenarında, güzel bir havada sarılıp vedalaştık diye kalayım aklımda. Sayın savcım. Solaksın sen. Doğma büyüme.